İyi akşamlar değerli izleyenler. Bugün 23 Mart 2024 Cumartesi. Ben Ecem Toplar. Hariciye'ye hoş geldiniz. Dünyadaki ve Türk dış politikasındaki son gelişmeleri 3 saat boyunca değerlendireceğiz. Dün akşam Rusya'nın başkenti Moskova'daki bir konser salonunda silahlı saldırı gerçekleşti. Konser salonunun bulunduğu Krakow City Hall binasında patlama yaşandı, ardından da patlama nedeniyle de yangın çıktı. Birkaç soruda derleyelim isterim özellikle bu saldırıyı ve perde arkasını. Özellikle Rusya'da neler yaşandı, neler oldu? Rusya'nın başkentindeki bu saldırı belediye binasına gerçekleşti. Konser salonuna saldırı düzenlendi ve son paylaşılan rakamlar 143 kişinin hayatını kaybettiği, 100'den fazla kişinin yaralandığıydı. Bu sayının artabileceği de ifade ediliyor. Diğer yandan saldırı nasıl gerçekleşti elbette? Bu sorunun yanıtını arayacağız. Şehrin orta noktasında ellerinde otomatik silahlar olan, kamuflajlar giymiş olan saldırganlar Moskova'nın büyük konser salonunu bastı. İnsanların üzerine ateş açtı. Diğer bir soruysa, ki belki önemli soruların başında, saldırı sonrası ne oldu? Rus medyası binada patlama olduğunu duyurdu. 320'den fazla kişinin bu binada bulunduğunu ve 320'den fazla kişinin de müdahale ettiğini, 130'dan fazla aracın ve 3 helikopterin de yangını söndürme çalışmalarına katıldığını ifade etti. Ancak alevler içindeki binanın çatısı da çöktü. Esasen dünden bu yana Rusya'da, başkent Moskova'da, Rusya'nın kalbinde bir kaotik ortam hakim. Güvenlik önlemleri en üst düzeyde. Havalimanlarında güvenlik önlemleri artırıldı. Başkente hafta sonu halka açık tüm etkinlikler iptal edildi ve Moskova bölge valisi de terör saldırısını ele almak için bir görev gücü kurduklarını açıkladı. Diğer bir soruysa, Rusya'nın tepkisi ne oldu? Rusya kamu denetçisi bu bağlamda bir açıklama yaptı ve saldırıyı terör eylemi olarak nitelediklerini duyurdu. Rusya Dışişleri Bakanlığı ise saldırıyı kınama çağrısında bulundu. Ve Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Medvedev ise misilleme vurgusu yaptı, ki Medvedev'in arkasında o açıklamayı yaptığı sırada bir Kiev haritasının bulunmuş olması da oldukça dikkat çekiciydi. Bunu da değerlendireceğiz elbette. Putin 24 Mart, yani yarını, ulusal yaz günü ilan ettiğini duyurdu ve Rusya'nın bir çağrısı da Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'neydi. Bir toplantı talep edecek bu konseyden Rusya. Ve 6. soru, Ukrayna'nın açıklaması ne oldu? Çünkü bildiğiniz üzere Rusya Ukrayna'yı suçladı. Ukrayna bu saldırının arkasında dendi. Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi'nden bir açıklama geldi. Devlet Başkanlığı Ofisi danışmanı Mihail Podolyak da Ukrayna'nın Moskova terör saldırılarıyla bir ilgisi yok dedi. Diğer bir soru, saldırı biliniyor muydu? Şimdi bu soru belki kilit sorulardan biri. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere ve Kanada dahil bazı ülkeler Rusya'daki vatandaşlarını daha önce uyarmıştı. Amerika'nın 8 Mart'ta vatandaşlarını toplu alanlardan uzak durması konusunda uyardığı ortaya çıktı. Bunun üzerine de pek çok tartışma peş peşe geldi. Bunu aktarmış olalım ve saldırıyı kim üstlendi? Saldırıyı üstlenen DAEŞ'tı. DAEŞ Horasan örgütüydü. DAEŞ yeniden mi dirildi? Yeniden mi ortaya çıktı? Hatırlayacaksınız. Özellikle Kabil'deki, Afganistan'da o karmaşanın ortaya çıkmasıyla birlikte DAEŞ etkisini görmeye başlamıştık. Biden, DAEŞ Horasan hortladı ifadesini kullanmıştı. Ve Kabil'de cuma namazları sonrasında pek çok saldırının arkasında DAEŞ yer almıştı. En sonda İran'da, Kirman'daki bir saldırı gerçekleşmişti. Yüzlerce kişi yaşamını yitirmişti o saldırıda. Ve İran'ın Kirman kentindeki o saldırının ardından da şimdi Rusya hedefte yer aldı ve saldırıyı DAEŞ üstlendi. Diğer yandan aslında bu DAEŞ'lıların özellikle tamamı Tacikistan vatandaşı olduğu belirlendi. O 4 kişinin ve aslında sadece 4 kişinin değil, aralarında o 4 kişinin de bulunduğu 11 kişi doğrudan gözaltına alındı. Rusya çalışmaları hızlandırdı. Bu soruşturmalara hız verdi. Teröristlerin adlarını ve fotoğraflarını yayınladı. Diğer bir soruysa,
ülkelerin tepkisi ne oldu? Dünya nasıl karşıladı? Pek çok ülkeden peş peşe tepkiler geldi. Birleşmiş Milletler'den tepkiler geldi. Avrupa Birliği'nden, İsrail'den ve Hamas'tan da tepki geldi elbette. Pek çok zaten tepkiyi bugün haberlerimizde yansıtmaya çalıştık gün boyu. Türkiye, Azerbaycan, Kırgızistan, Kazakistan ki Kazakistan önemliydi. Kazakistan doğrudan güvenlik güçlerini de sevk edebileceğini ifade etti. Pek çok platform üzerinden destek sağlayabileceğinin altını çizdi. Ve İran'da bu terörü kınayan ülkeler arasında oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bugün akşam üzeri saatlerinde Putin'i aradı ve Rus mevkidaşına da taziyelerini iletti. Şimdi tüm bu başlıkları konuşacağız. Derinlemesine Moskova saldırısının arkasında ne var? Bunu ilk bölümde, ilk dilimde değerlendirmeye gayret edeceğiz. Kıymetli konuklarım da bizlerle bugün. Eski Başkonsolos Dış Politika Analisti Güru Gezer. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Hoş bulduk Ecem Hanım. İyi yayınlar diliyorum. Sağolunuz efendim. Gazeteci yazar Bülent Erandarç. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ecem Hanım, gerçekten size, konuğunuza saygılar sunuyorum. Saygılar bizden efendim, sağolunuz. Emekli Hava Kor General Doktor Erdoğan Karakuş stüdyoda benimle birlikte. Hoş geldiniz hocam, ayaklarınıza sağlık. Çok teşekkür ederim, iyi yayınlar diliyorum. Hep beraber çok güzel bir yayın olacağına inanıyorum. Sağ olun, var olun efendim. Ben Gürü Hanım'dan başlamayı arzu ederim. Şimdi pek çok konu, pek çok başlığı ele alacağız ama Rusya neden bu terör saldırısının hedefi oldu? Bir genel soruyla bu bağlamda başlamış olalım. Ardından ABD'nin aldığı istihbaratı vesaire ikinci turda konuşalım isterim ama Rusya neden bu terör saldırısının hedefi oldu? Zamanlamada manidar mıydı? Şimdi tabii burada dünden bu yana kendime ben birçok soru soruyorum. Bazılarında cevabını bulabilmiş değilim Ecem Hanım. Çünkü olay daha çok taze. Henüz tam olarak aydınlatılabilmiş değil. İnanılmaz bir bilgi kirliliği var. Medya üzerinden yayılan veya belki bilinçli olarak yayılan. Dolayısıyla ben temkinli konuşacağım bu akşam. Elimizdeki resmi doneler, veriler çerçevesinde elimden geldiği çerçevede nacizane bir analiz yapacağım. Şimdi birincisi şu, DAEŞ, işte Horasan bunu üstlendi. DAEŞ'in Rusya'ya yönelik ilk saldırısı değil bu. İlk önce bunu söyleyelim. Hatta yani daha 7 Mart'ta Kaluga bölgesinde bir sinagoga yönelik olarak bir saldırı girişimini FSB engelledi. 2017'den bu yana aslında Rusya'nın farklı bölgelerinde çeşitli saldırı girişimleri oluyor, saldırılar oluyor DAEŞ Horasan tarafından. Yani 2021'de Amerika'nın Afganistan'dan çekilmesiyle büyük ölçüde Rusya'ya aslında dikkatini yöneltmiş vaziyette. Neredeyse 10 yıl evvel aslında baktığımız vakit DAEŞ Rusya'yı bir düşman olarak ilan etti. Suriye'de tabii ki 2015'ten bu yana Rusya Esad yönetimiyle beraber DAEŞ'e karşı mücadele ediyor. DAEŞ'in Çeçen savaşları, işte Rusya'nın Afganistan, geçmişteki Afganistan politikası, Suriye'deki politikaları nedeniyle ciddi bir işte Rusya'ya yönelik olarak bir tepkisi var. Bunların hepsini birleştirdiğimiz vakit yani bu saldırının DAEŞ tarafından üstlenilmiş olması veya yapılmış olması belki şaşırtıcı değil ama burada benim açımdan hani Rusya'da en son Rusya'da görev yapmıştım Moskova Büyükelçiliğimizde uzunca da bir zaman onun öncesinde de Moskova'da geçirmiştim. Benim açımdan şaşırtıcı olan şey Krokus, işte o City Hall dediğimiz yer, devasa bir yapı, işte konser salonu var, expo alanları var içerisinde, alışveriş merkezi var. Şimdi Rusya teröre belirli ölçüde alışık bir ülke olduğu için, yani işte o Çeçen savaşları, özellikle 2. Çeçen savaşı sırasında çok terör saldırısı düzenlendi. Hep bizde nasıl mesela bir AVM'ye gittiğiniz vakit işte metal dedektörler vardır, eşyalarınızı geçirirsiniz vesaire. Yani bu refleks Rusya'da da var. Hani ve şimdi tabii ki savaş var. Savaşın da olduğu bir dönemde bu kadar rahat bir şekilde
Bu insanların Krokus'a giderek Moskova'nın bir 15-16 kilometre dışında diye hatırlıyorum. 2019'da Türkiye-Rusya Kültür Turizm Yılı kapsamında, etkinlikleri kapsamında Tarkan bu salonda bir konser vermişti. Yani hakikaten muazzam bir salon. Moskova'nın belki en büyük salonu. Yani bir yarım saat mesafede ama yine de hani çok da Moskova'nın dışında bir yer değil. Moskova çemberler halindedir. Yine o üçüncü çember içerisinde yer alan bir yer. Dolayısıyla bu kadar rahat bu terör saldırısının düzenlenmiş olması bence çok üzerinde düşünülmesi gerek. Ve elini gerek. Kolunu sallayarak sokakta o mühimmatlarla gezdiler. Yani işte bunların hepsi yani Kremlin tarafından düşünülmesi gerek. Ciddi bir tabii paşam çok daha detaylı bir analiz yapacaktır ama güvenlik zaafı ortaya tabii. çıkıyor burada. Bunun da neden olduğu, bir daha olmaması için neler yapılması gerektiği, bunların hepsi üzerinde muhakkak düşünülecektir. Yani ilk önce bunu söylemek istiyorum. Zamanlama söylediğiniz gibi fevkalade manidar. Seçimin de hemen ardı. Hemen ardında yani bir yandan bakıyorsunuz rekor 1991'den bu yana en yüksek katılım oranının olduğu ve Putin'in de bütün girdiği seçimlere baktığımız vakit en fazla oy oranına aldığı resmi sonuçlara göre seçim bu. Yani bundan sonra bu saldırının bu noktada yapılmış olmasının arkasında tabii çok farklı sebepler olabilir. İşte Amerika'nın yayınladığı işte yine 7 Mart'ta bir biliyorsunuz kendi vatandaşlarına yönelik olarak Amerikan Büyükelçinin yayınladığı bir uyarı var. Ruslar buna biraz işaret ettiler. Evet. Buna dikkati çektiler daha doğrusu. Yani burada amaçlanan şey arkasında kim olursa olsun bir işte Rusya'ya yönelik Rusya'yı ve Putin'i biraz zayıflatmak ve bana kalırsa da Putin'i biraz Rusya'ya yönelik olarak Ukrayna'ya yönelik olarak provoke etmek. Çünkü biliyorsunuz seçimlerden evvel kısmi bir seferberlik olur mu? Bu tartışılıyordu, bekleniyordu seçim sonrasında böyle bir şeyin ilan edilmesi ama ilk kısmi seferberlik olduğunda Rusya'nın birçok farklı bölgesinde tepkiler oluşmuştu. Dolayısıyla tekrar bir tepki oluşur mu deniliyordu ama şimdi bu durumda Rus makamları her ne kadar DEAŞ bunu üstlenmiş olsa da Ukrayna'ya işaret ediyorlar. Devlet Başkanı Putin de bugün yaptığı konuşmada Ukrayna'nın bilgisi dahilinde veya Ukrayna'nın bir şekilde yardımının da olduğu, zaten işte bu Taciklerin Ukrayna'ya kaçmak üzere yolda yakalandıkları, bir onlar için bir koridor açıldığı, aynı şekilde Kremlin sözcüsü Peskov, Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Zaharova, onlar hepsi yani Ukrayna'nın bunun arkasında olabileceği veya Ukrayna'nın bilgisi dahilinde olduğu yönünde açıklamalarda bulundular. Ukrayna burada böyle bir kapasiteye sahip mi? Bunu yapabilecek bir kapasiteye sahip mi? Tam da Moskova'nın yani kalbi dediğimiz noktada, sizin de bu kadar önemli gördüğünüz bir noktada hele. Yani işte bunlar çok büyük soru işaretleri. Bunu Ukrayna yaptı diyemeyiz. Ortada bir şey yok. Podolyak'ta biliyorsunuz zaten reddetti. İnkar etti. İnkar edeceklerdir de. Hani kendileri yapmış olsa dahi inkar edeceklerdir. Ama burada Rusya ne olursa olsun faturayı Ukrayna'ya kesti. Ve benim endişem buna uygun gördüğü zaman ve kapsamda misliyle mukabele etmesi. Buna da bence hazırlıklı olmakta fayda var. Tabii ki DEAŞ meselesi olunca burada Suriye'ye yansımaları, İdlib'e yansımaları evet. nasıl olur? Yani fevkalade olumsuz bir tablo çıktı ortaya. Bu vesileyle de hakikaten bütün Rus halkına da taziyelerimi iletmek istiyorum. Çok elim bir olay. Yani kimsenin tasvip etmesi tabii ki mümkün değil. De bu vesileyle bu saldırıyı şiddetle kınadığımı da yinelemek isterim. Kesinlikle önemli. Şimdi aslında şunu ifade ettiniz. Rusya'da yaptığınız o görevi ama Amerika'da da çok önemli bir görevdeydiniz. Başkonsolosunuz. Amerikan yapısını da çok iyi tanıyorsunuz. Rusya'yı da yakından tanıyorsunuz. Şimdi Amerikan istihbaratının fark ettiği, daha önce uyardığı ki manidar mı bu uyarı bilmiyoruz. Burası da tartışmalı. Ki o ifadede yapılan uyarıda konser tabirinin de kullanılmış olması. Normalde zaman zaman Türkiye'ye yönelik de bu İstiklal Caddesi saldırısında, bunun öncesinde
pek çok noktada uyarılar yayınlıyordu ama tamam büyük etkinliklerden kaçının deniyordu. Ama konser tabiri açıkçası benim gözüme fazlasıyla ilişti. Siz Amerikan istihbaratının fark ettiği, Kanada istihbaratının, İngiliz istihbaratının fark ettiği bu şeyi, bu saldırıyı neden Rus istihbaratı fark etmedi? Fark ettiyse neden önüne geçmedi? Şimdi işte bunlar hepsi dediğim gibi büyük soru işaretleri. Bunun bir kısmı ortaya çıkacak ama büyük çoğunluğu da ortaya, yani bizler bilmeyeceğiz daha doğrusu. Kamuoyuna açıklanmayacaktır bunlar. Ama tabii burada şimdi mesela dün muhalif bazı yani Rusya dışında yaşayan bazı gazetecilerin açıklamasını dinledim yabancı basında. 99'daki Moskova'daki farklı binalarda yapılan patlamalara benzettiler. Yani o dönem işte Primakov gibi bir aday hani potansiyel Yeltsin'in yerine geçebilecek bir aday varken işte bu saldırılar nedeniyle işte Putin'in de KGB geçmişine sahip olması, yani güvenlik bürokrasisinden gelmesi onun işte bu saldırıların onun önünü açtığı hep iddia edilirdi. İddia tabii bunlar. Dolayısıyla 99 saldırılarına benzetenler oldu. Muhaliflerden vurgulamak istiyorum. Yani bunu da işte Putin'in bir şekilde bu terör saldırısından hareketle diyelim. Kelimelerimi dikkatle seçmeye çalışıyorum. Bu yani saldırıdan hareketle belki Ukrayna'ya yükleneceği ve çok daha ağır, çok daha çatışmaları tırmandırabileceği, işte bu seferberliğin ilan edilmesi. Çünkü baktığımız vakit yani Rus halkı bizim halkımıza çok benzer. Böyle olaylarda hemen birleşirler. Biz nasıl bir terör saldırısında ya da ülkemize yönelik bir tehdit gördüğümüzde unuturuz farklı siyasi düşüncelerimizi, hani bir hani o kırmızı beyaz etrafında birleşiriz. Aynı refleksler Rusya'da da var. Dolayısıyla şimdi Rusya'da da bu saldırının bütün halkın her kesim tarafından kınandığını görüyoruz. İnsanlar gerçekten çok üzgün ve belirli ölçüde öfkeli. Yani bundan hareketle Putin Ukrayna'ya yönelik bir tasarrufta bulunur mu? Paşam bunu daha iyi değerlendirecektir ama olabilir. Ama bunları biz bilemeyiz. Yani bunların hepsi spekülasyon. Ben de hani spekülatif herhangi bir şey söylemek istemiyorum. Ama dediğim gibi tabii 17 milyon kilometrekarelik bir alandan bahsediyoruz. Devasa bir ülke tabii ki Rusya. Yani burada her ne kadar FSB fevkalade güçlü olsa da böyle bir saldırı tabii önlenebilir miydi onu da bilemiyorum. Ama bu uyarıların tabii ki dikkate alınmış olması gerekir. Her ne kadar Putin bu hafta bir işte konuşma yaptı seçimler sonrasında ve Rusya'yı yıpratmaya yönelik bir takım provokatif açıklamalar olarak değerlendirdi bu uyarıları Batı ülkelerin büyükelçiliklerini yaptığını, ama muhakkak ciddiye de almışlardır. Dediğim gibi şu noktada somut bir şey söylemek için henüz erken. Yani gerçekleri de hiçbir zaman bilebilir miyiz? O konuda da tereddütlerim var Ecem Hanım. Elbette, çok teşekkür ediyorum. Paşam, size döneyim bu noktada. Bu saldırıyı Daesh'in saldırısına benzettiniz mi? Bununla ilgili bazı güvenlik kaynakları da Daesh'in saldırı biçimine, yöntemine benzetmediğini ifade etti. Arkasında kim olabilir? Yani perde arkasındaki isim, ülke kim olabilir? Vallahi Daesh'i malumunuz Clinton'ın, Barack Obama'nın kurduğunu Trump söyledi. Ben ne diyeyim? Yani şimdi bunu açıklayan birisi var ortada. O da Trump. Ben Sayın Gülruh'un söylediklerine tamamen katılıyorum. Ne olursa olsun burada bir güvenlik zafiyeti var olduğunu değerlendiriyorum. Zamanlama tabii ki önemli. Zamanlama yani seçildin ama efendim sen bu ülkede rahat etmeyeceksin manasındaki bir zamanlama bu. Yani Putin'e birileri tarafından, yani o ben sadece bu işi DEAŞ yaptı manasında demiyorum. Yani birileri tarafından sen kazandın ama bu kazandığını burnundan getiririz kısmındaki bir zamanlama bu. Şimdi bakın, bu zamanlamada bir de
Tabii bizi sıkıntıya inşallah sokmaz. Biliyorsunuz İdlib konusu var Suriye'de. Bizi yani en çok ilgilendiren o ama malumunuz İdlib'de biz devamlı surette Türkiye olarak bunları iyi takip ediyoruz. Ne var öbür tarafta? El Hol denilen yer var biliyorsunuz. Bugün Suriye'nin doğusunda orada 10 bin civarında DAEŞ'li var. Ve onları devamlı surette kullanabilme imkanına sahip PKK'lılarla beraber orada onlar. Efendim, ya Amerika Birleşik Devletleri de orada. Yani kimseye herhangi bir suçlama, yükleme çalışması içerisinde değilim. Ama bakın zaten Putin geçtiğimiz hafta Kiev'i suçladı. Dedi ki seçimlerde sıkıntı yaratmak için her türlü gayreti efendim Ukrayna göstermektedir dedi. Yani bu saldırılardan çok önce yani bir hafta önce efendim bu saldırılarla ilgili olarak da cezalandıracağım dedi Ukrayna'yı. Şimdi burada bir iki hadise bir anda oldu biliyorsunuz. Önce ne oldu biliyorsunuz Perşembe sabahı 21 Mart'ta Kiev ve Harkov'a büyük ölçekte füzelerle ve diğer vasıtalarla ağır bombardıman uçaklarından Rusya'dan atılan füzelerle Ukrayna'ya karşı büyük bir harekat söz konusu oldu. Burada malumunuz barajın bir tanesinin elektrik santralı zarar görerek 1 milyon kişinin elektriksiz kalmasına neden olunan bir durum yaratıldı. Ve bu tabii ki bazı şeyleri yerinden oynattı. Daha önce de şöyle bir durum olmuştu. Malumunuz Miçotakis tamamen Zelenski ile Odessa civarında bir incelemede bulunurken 200 metre yakınlarına bir füze patlamıştı. Onun üzerine bu tabii Yunanistan'a yansıdı. Yunanistan şu gün S-300 veriyor. Yani bunları hepsini Rusya gözetliyor. S-300 veriyor ve Amerika'dan Patriot alıyor. Yani böyle bir ortam söz konusu. Oradan hemen atlıyorum. Nereye geliyorum? Efendim Amerika Birleşik Devletleri'nin Gazze'de ateşkes yani ile ilgili malumunuz Birleşmiş Milletler'e bir sunusu var. Bu sunu gerçekten yani şu gün Hare Gazze'de çok önemli bir noktadayız. Özellikle Refah'a efendim bir şekilde saldırılar devam ediyor. Bu bence önemliydi. Fakat buna bahane buldu Çin ve Rusya Federasyonu. Efendim kapsamlı olmadığı için karşı çıkıyoruz dediler. Bunlar veto ettiler. Bakın bu saldırıdan hemen önceki olaylar bunlar. Şimdi bu saldırıdan hemen önceki olaylar birilerini tetikler. Yani birilerini tetikler dediğim bu DAEŞ oluyor şimdi tabii ki. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin teklifi sunuyor Gazze ile ilgili. Şimdi bu teklifte bakın Rusya Federasyonu ve Çin'i birçok kişi suçlamamış mıdır? Bence suçlamıştır. Yani şu anda zaten bir hiç olmazsa kısa süreli bile olsa bir ateşkese razıyız. Hiç olmazsa efendim bir miktar daha yardımların girmesi Gazze'ye çok önemli. Tam bu esnada efendim Rusya ve Çin'in bu hareketine bir karşılık olarak da görüyorum ben. Yani bakın hemen arkasından da efendim bu silahlı saldırı oluyor. Birbirine böyle bir bağlantı yapıyorum. Tabii ki ileride daha açıklığa kavuşacak. Şu anda bir şey diyemem ama böyle bir bağlantı var. Yani bütün Müslüman efendim kitlesini bir şekilde bir ateşkes yapılma ihtimalini biliyorsun hep vetoları Amerika Birleşik Devletleri yaptı. Ama şimdi bu sefer düşünün Amerika Birleşik Devletleri'nin teklifine Çin ve Rusya karşı efendim veto yaptılar. Bu tabii ki bütün Müslüman halkları efendim bir şekilde tahrik etti ve adeta sinirlendirdi. Böyle öyle değil mi? Ben bile çok üzüldüm yani. Böyle bir şey olabilir mi? Yani şu anda efendim yok işte tasarıları önlemlere karşı yani yeterli olmadığı falan gibisi bir yani çok fazla keyfe keder bir şekilde veto etmeleri söz konusu oldu. Onu söylemek istiyorum. Bu tabii ki özellikle
herhangi bir terör örgütünü faaliyete geçirmek isteyenlerin hareketini çok kolaylaştırdı. Elbette. Hareket kabiliyetini kolaylaştırdı. Şimdi önce Kirman saldırısı, DAEŞ'ın üstlendiği. Sonra Karadeniz'de Rusya. Şimdi hedefte Türkiye mi var? Bunu da soruyor insan. Bülent Bey, siz nasıl gözlemlediniz? Bu saldırının arkasında siz kimin olduğunu esasen düşünüyorsunuz? Ve hedefte Türkiye olabilir mi bundan sonra? Ece Hanım, bu son Türkiye olabilir mi o kadar önemli ki yarından itibaren o kısmın çok öne geçeceğini şimdi belirteyim, rezerv kuruyorum. Çünkü o konuyla ilgili kritik gelişmeler var. Şu anda tartışmalar devam ediyor. Onu son kısımda açıklayarak bu olayları bir değerlendirelim. Şimdi Paşam da Gülür Hanım da önemli noktalara dokundular. Ben olayı istihbarat açısından bir de yeni dünya düzeninin kuruluşu ile ilgili Orta Doğu'da jeopolitik haritaların değiştirilmesine yönelik bazı gelişmelerin tetikleyicisi olarak değerlendiriyorum. Şimdi rahmetli MİT, efsane MİT elemanı ve daire başkanı Mahir Kaynak hocam çok önemli ve bütün bu olaylarda gazetecilerin az bilgi olduğu anda önünü açacak bir çok önemli bir söz söylemiştir. Der ki, yapılan kimin yararınadır? Bakın şimdi ne kadar önemli. Bir baktığınız zaman bunun üzerine ben şu anda önemli bir kısmı iddialar diye konuşacağım. Ama bu iddiaların bir kısmı iddiaların ötesinde şu andaki gelişmelerle çok paralel. Şimdi zamanlama. Zamanlama çok önemli. Neden önemli? Biliyorsunuz Putin'in karizmasını kırmak için İngiltere istihbaratının Brokojin üzerinden bir hareketini hep konuştuk. Çünkü bu Wagner'in içindeki bazı önemli isimlerin Londra'da bulundukları da, büyük paralarla bulundukları da biliyoruz. Bütün bu olaylarda İngiltere istihbaratını hiç yabana atmayın. 150 yıldan beri bu bölgenin her olayında İngiltere var. İngiltere sessizdir ama bu işleri çok iyi değerlendirir. Brokojin olayıyla bağlantılı zamanlamada bir önemli konu var. Kırmaya çalıştılar Putin'in karizmasını, sıkıntıya soktular. Bu ne oldu? %87 oyla seçilen Putin yepyeni bir dönemi başlatacak. Belki şu anda işte Polonya'ya gelecek, Avrupa'ya gelecek, Fransa, Almanya bir Avrupa dizaynı, Avrupa kurgulamaları içinde Putin'in yeni bir yol haritası var. Bu yol haritası ile ilgili ilk gelir gelmez karizmasını kıracak bu hareket gerçekleştirildi. Karizma kırma hareketlerini değerlendirirken zamanlama ile ilgili Amerika istihbaratı CIA, İngiliz istihbaratı başta, Fransız istihbaratını hiç yabana atmayın. Bunlar, biraz sonra anlatacağım, IŞİD lafını neden ısrarla atıyorlar? Bu çok önemli bir olay. İkinci madde, yabancı istihbarat örgütlerinin en büyük özelliklerinden birisi sahte bayrak operasyonu yapar. Öyle yapar ki seçtiği isimlerle kartvizit atar olaylara. Bu olaylarda tacikli adamlar yakalandı. Bu tacikli adamların bağlantılarına girdiğiniz zaman İstanbul'daki Santa Maria Kilisesi'ndeki taciklerle Türkiye'nin IŞİD'e karşı yaptığı mücadele en şiddetli şekilde hareket operasyonları sürdürdüğü bir sırada değerlendirdiğimiz zaman tacikler üzerinden yürütülen bir olay var. Şimdi sahte bayrağı nasıl yapmış olabilirler? Ki Putin çok önemli bir şekilde Polonya, Ukrayna'ya giderken yakaladık diyor. Şimdi Ukrayna'ya gidişleriyle ilgili olayı değerlendirdiğimiz zaman aklımıza şu gelebilir. Biliyorsunuz Wagner, Prokocinciler o bölgelerde hala var. Çoğunu yakalamamış olabilirler. Çok gizli isimler var. Bu adamlara onların yardımcı olma ihtimali var. O nedenle bu kadar rahat hareket ettiler.
Peki Amerika, İngiltere 7 Mart'ta kendi elemanlarını uyarırken, IŞİD'le ilgili notlar verirken Rus istihbaratı hiçbir şey yapmadı mı? Yaptı. Ama bu kadar ters bir hareket beklemedi. Belki yabancı istihbaratlarla ilgili bölgeleri kontrol ederken IŞİD kartını, yani sahte bayrak operasyonunu değerlendirmedi. Şimdi bu olaylarda önemli iki tane nokta var. Paşam da söyledi. IŞİD dediğimiz olay El-Kaide'den, bunu çıkaran CIA başkanı Petraeus'tur, general. Bizzat kurmuştur bunu. Bütün herkes biliyor. Biz bunları çok yazdık. Yazdıktan sonra çıktı Trump, bunu Amerikan, o zaman Clinton'la, ki o Clinton'lar işte değerlendirirken yanında şu andaki Biden da vardı. Beraberler ondan sonra Obama'lar falan. Aynı grubu değerlendirdiğimiz zaman çok dikkatli bakalım. Amerika'nın bir aparatıdır. Yani ne aparatı? Kesinlikle zaten Obama'nın başkan yardımcısıydı Biden. Tabii. Şimdi IŞİD nereden çıkarıldı? El-Kaide'den çıkarıldı ve Afganistan bağlantılı olaydan yarattı. Orta Doğu'da Amerika ve İngiltere'nin ve Batı istihbarat örgütlerinin kullandığı 3 tane istihbarat şey vardır, aparat var. Bir tanesi IŞİD. Amerika, Orta Doğu'da dizayn hareketlerini 2011'de geldi Petraeus. Dikkat ediniz, ayrıldıktan sonra kurulan bu hareket 2011'den sonra Orta Doğu'yu paramparça yaptı. Önce Irak'ta, sonra İslam Irak Devleti falan filan diyerek Suriye'ye soktular. Kullanıyorlar. Ve şu anda CIA'nin kontrolü. Bazılarını öldürüyor biliyorsunuz Amerika. Bombardımanla falan filan. İHA'larla, CIA'larla öldürüyor. Fakat yerine gelen adamı da biliyorlar. O bakımdan IŞİD denildiği zaman çok dikkatli bakmakta yarar var. Şimdi IŞİD'le beraber bu gelişmeyi değerlendirdiğimiz zaman nedir önemli olan? Suriye bağlantısı, dikkat edeceğiz. Ama en önemlisi dediler. IŞİD demiyorlar. Hasan nedir? İran'ın Horasan eyaleti ve doğrudan doğruya Afganistan'la bağlantılı kuzeyi doğusunda yer alıyor. Bunun altında bir de Belucistan var İran'da. Belucistan üzerinden de Amerika çok olaylar çıkartıyor. CIA'yı İran'ı sıkıştıracak hareketler var. Şimdi bu hareketin sonuçları itibariyle değerlendirdiğimiz zaman kime yarar da çok ilginç bir şey gelişiyor. Demek ki Amerika Gazze olayları devam ederken, Orta Doğu gelişmesi devam ederken İran'a yönelik Horasan üzerinden eyalet ve daha doğrusu Belucistan üzerinden de bir İran hareketi var demektir. İran hareketinin içine girdiği anda, Tacikleri de soktuğunuz anda Rusya'nın İran'la ilişkileri üzerinde dikkatle durmakta yarar var. Sıkıntı yaratmaya yönelik yeni gelişmeler olabilir. İkincisi Suriye bağlantılı Türkiye ile Rusya'nın arasını bozacak koyduğum olay yarın çok tartışılacak. Şu anda da üzerinde tartışmalar devam ediyor. Bu IŞİD'le nereden geçtikleri, nereye geldikleri, nerelerde kaldıkları, yakalanan adamlarla ilgili Rus istihbaratı şu anda çok detaylı çalışmaları biliyoruz. Bunların dolaşma hatlarına bakarsak, dolayısıyla Türkiye ile Rusya'nın arasında bozacak önümüzdeki günlerde bazı yeni gelişmeleri yine yabancı Amerikan ve İngiliz istihbaratının sızdıracağı haberlerle tartışmaya başlayabiliriz. Zaten şu anda da sizinle konuşurken önümde not var. Bir başka televizyon bu bağlantıyı, rezerv koydum konuyu, tartışmaya başlamış durumda. Not halinde düştüler. IŞİD'de yakalanan adam Tacikli nereden geldi? Horasan grubu. Nereden nereye geçti? Nerede ne kadar kaldı? O adamla ilgili not bilgiler kademe kademe yarın artırılacak. Şimdi bu olaylara baktığım ben, Amerika'nın Gazze olaylarından sonra özellikle Orta Doğu'ya yeni gelişmeler yapacak. Burada ne hep başka programlarda da anlattık. CENTCOM diye bir katil örgütü var. Ordu komutanı Amerika'nın. Afganistan'dan Kuzey Afrika'ya kadar bütün bölge, Kızıldeniz dahil, Kıbrıs dahil, Doğu Akdeniz, Suriye, Irak dahil önemli bölgeyi bütün operasyonları yapan, bütün gizli olayları yürüten ve şu arada Suriye'de de PKK devletçiliğini kuran CENTCOM komutanıdır. Daha 3 gün önce General Erik orada
biliyorsunuz kendi aparatları, Abdi diye bir adam var, orada bir adam var, casusları. Onunla beraber görüştüğü resimleri falan var. Demek bu olayla iş üzerinde çok dikkatli durmamız lazım. Bu tartışmalar devam ettiği takdirde IŞİD konusunda Amerika ve İngiltere, Orta Doğu'da hem İran üzerinden Horasan, Belucistan hem de onunla bağlantılı olarak Suriye'deki PKK devletçiliğine karşı yapacaklarımızla ilgili çok dikkatli olmamız lazım. Amerikan niçin Suriye'de bulunuyor? Geldi de IŞİD'le mücadele ediyorlar değil mi? İşte o IŞİD'i yarattılar, IŞİD'i soktular Suriye'ye. Hatta biliyorsunuz çok büyük sıkıntılar yaşandı, bu sıkıntılar yaşandı. Biliyorsunuz orada Kuzey Suriye'de önemli bir direniş noktası yarattılar. Saldırdılar, çıkardılar, oynadılar üzerinde. Hatta bizim orada biliyorsunuz önemli gelişmelerimiz de onun üzerinde Türkiye IŞİD'le mücadele etti. Çok şiddetli bir şekilde Taciklerle ilgili IŞİD'in yürüdüğü, biraz önce de Paşam'ın anlattığı İdlib'de de çok kritik adamlar var. Kontrol altındalar. Oraya yığdılar. Onun konulması ve önümüzdeki dönemde kullanılmasına yönelik yepyeni gelişmeleri Amerikan istihbarat örgütü harekete geçirebilir. Bunu da bir yere koyduğumuz anda ben bu olayı iddia ediyorum şu anda. Batı istihbarat örgütlerinin çok dikkatli şekilde planladığını, Prokofiev'in adamlarını kullanıp belki Rusya içerisine girdiklerini, Putin'in karizmasını kırmaya yönelik faaliyetler içine girdiklerini, ama esas önemli olayında özellikle Orta Doğu'da İran bağlantılı Horasan bölgesi, onunla bağlantılı Basra Körfezi ve doğrudan doğruya Suriye bağlantılı yepyeni planların, sinsi planların, kirli planların devreye sokulacağını tahmin ediyorum. Bunun üzerinde belki biraz sonra başka programımız devam ederken başka bilgileri de vermeye çalışacağım. Şimdilik benim söyleyeceklerim bu kadar. Teşekkür ediyorum. Zaten kritik noktalara değindiniz ki geçiş rotaları elbette ki en önemli unsurlardan biri. Ki Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Rusya Devlet Başkanı Putin'in de bugünkü telefon görüşmesinde elbette bu konuda gündeme gelmiştir. Öyle tahmin ediyoruz. Paylaşıldığı kadarıyla zaten Cumhurbaşkanı Erdoğan da Rusya'ya desteğini yineledi, dayanışma gösterdi. Şimdi özellikle dünden bu yana şu tabir çok tartışılıyor Gürhan Hanım. Rusya'nın 11 Eylül'ü mü? Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'ndeki 2001'de yaşanan bu krizin benzeri bir sonuç doğurur mu? Bu 11 Eylül tabirinin nasıl bir karşılığı olur? Rusya'da bu sürecin, bu saldırının yansımalarını hangi ölçüde göreceğiz? Şimdi bu Moskova'ya yönelik tabii dediğim gibi ilk saldırı değil ama uzun süreden bu yana gerçekleştirilen ilk büyük çaplı saldırı. Çünkü 2002'de de yine bir tiyatroya yönelik rehine krizi yaşanmıştı. Ama tabii çok uzun bir aradan sonra ilk saldırı. Şimdi tabii ki yani Bülent Bey de söyledi. Neticede burada Putin'in itibarı söz konusu. Evet, muzaffer çıkmış seçimlerden, tam böyle hani mutlak zafer ilan etmiş, 3-5 gün sonra böyle bir olay oluyor. Moskova'nın önemli bir yerinde. Şimdi tabii ki misliyle mukabele edecektir. Ama nerelere yönelik olarak bu olacak? Şimdi hani Moskova, işte DAEŞ diyoruz, o DAEŞ'in arkasında kimler var? İşte demin Paşam da söyledi, Bülent Bey de söyledi ki aslında hepimizin malumu olan tabii ki şeyler bunlar ama onlara bakıp ona göre hareket edecektir. Bir kere Ukrayna'ya yönelik olarak ben çok daha ciddi bir saldırıya geçebileceğini düşünüyorum. Birincisi bu. İkincisi Amerikan seçimleri geliyor. Biliyorsunuz bir önceki seçimlerde Rusya'nın dahli olduğuna yönelik bir takım iddialar vardı. Ben dediğim gibi spekülatif herhangi bir şey söylemek istemiyorum ama burada bir de bir hibrit savaşın verildiğini düşünecek olursak belki Amerika'ya yönelik bir şeyler olabilir. Suriye özelinde bir takım belki adımlar atılabilir. Orada işte bizi de güvenlik açısından fevkalade zor duruma düşürecek İdlib'e yönelik bir takım hareketler olabilir, operasyonlar olabilir. Yani şu noktada bunu kestirebilmek mümkün değil. Ama bakın
Macron, hatırlayalım, bundan işte 2-3 hafta evvel bir çıkış yaptı. Asker gönderme seçeneğini de dışlayamayız bağlamında. Sonra işte gündeme bomba gibi düştü. O gün bugündür Avrupa bunu tartışıyor. Akabinde yani Fransa, Fransa'daki bakanlıklar, resmi kurumlar hiç görülmemiş siber saldırılara uğramaya başladılar. Yani şimdi artık hani savaş ilan etmeden de farklı şekillerde karşıdaki işte düşmanınızı ya da karşıdaki ülkeyi felç edecek noktaya, zarar verecek noktaya getirebiliyorsunuz. Dolayısıyla burada Rusya elindeki bütün imkanları, bakın altını çizmek istiyorum, bütün imkanları, nükleer meselesi o bambaşka bir mesele. Onu tabii ki temennimiz hiçbir surette nükleer kartını kullanmaması. Ama yani bu tarz eylemler devam ettiği müddetçe, Putin provoke edildiği müddetçe o da muhakkak gündemde olacaktır. Ama elindeki çeşitli imkanları kullanmaktan Putin imtina etmeyecektir. Yani bu saldırı kim üstlenmiş olursa üstlensin, yani kim üstlendiyse üstlensin, hem bölgemizi hem de bölgemizin ötesini olumsuz şekilde, istikrarını olumsuz şekilde etkileyecektir, bu net. Yani çünkü biz hani DAEŞ diyoruz, Ukrayna diyoruz ama burada esas çatışanlar çok farklı aktörler tabii ki. Ve onların dünya genelinde etkisi olduğunu düşündüğümüz vakit, dünya genelinde işte Amerika ile Rusya'nın nüfuz alanları olduğunu düşündüğümüz vakit, bunların hepsinin birer cephe olduğunu değerlendirebiliriz. Şimdi Gürcü Hanım, çok önemli noktaları tespit ettiniz, ifade ettiniz. Şimdi bizi Çağrı Hocamız da takip ediyormuş. Ulusal güvenlik uzmanı Çağrı Özkan. Kendisinin de birkaç yorumu var. Açıkçası ben de çok önemsedim. Kendisinin de verdiği eğitimlerden yola çıkarak birkaç ifadesi var bu bağlamda. Bu Rusya'daki olayda ateş eden şahısların ilerleyiş biçimi, birbiri arasındaki mesafeleri, ateş etme şekilleri gibi meskun mahal eğitimi olmadığını gösterdiğini ifade ediyor. Tarz itibariyle, yöntem itibariyle. Bu tarz eylemlerin 4. jenerasyondan 5. jenerasyon teröre geçiş dersi eğitiminde verildiğini ifade etmiş. Yani bir istihbarat teşkilatı olarak bir temas olmadan doğrudan dark web üzerinden elemanları yönlendirdiği ifade edilmiş. Bana şunu anımsattı. Özellikle Türkiye'nin bu Mossad'a yönelik operasyonları söz konusu olduğunda, o Mossad elemanları ele geçirildiğinde bir telefonla değil aslında, pek çoğunun farklı farklı temas noktalarına olduğuna şahitlik etmiştik ki pek çoğu da bu dark web'e işaret etmişti. Gelinen aşama itibariyle de çok kritik bir noktaya değinmiş ki günümüzün en büyük tehditlerinden biri de belki bu dark web dediğimiz sorun. Ona karşı ülkelerin elbette almaya çalıştığı önlemler var. Hatta bunun hakkında yapılmış bazı filmler dahi var. Hani günümüzde kamuoyunu da takip edebileceği, yarattığı riskler çok büyük. Paşam, siz eylemin gerçekleştiği koşulları, bu teröristlerin hareket biçimleri, yapıları, bunları nasıl gözlemlediniz? Şimdi bunlar hakiki istihbarat elemanları değil zaten. Bunlar gördüğünüz gibi söylüyor. 5400 dolar verdiler, gittik yaptık diyor. Yani şimdi ondan sonra bunların tabii ki bir belirli eğitimi mutlaka olmuştur ama çok özel bir eğitime mümkün olduğu kadar sokmamışlardır, görünmemek istemişlerdir. Yani bunları yönetenler asla görünmek istemezler. Sadece işte birisi, hatta o da söylüyor zaten, ben kimseyi görmedim diyor. Birileri bana diyor, hani değişik şekillerde 5400 doları verdiler ve bu şekilde hareket ettik diyor. Biraz evvel onu söylemek istedim. Yani efendim işte Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı, arkasından Birleşmiş Milletler'de bu olayın olması ve arkasından da bu olayın olması. Şimdi muhtemelen acaba bunlar kaç gün önce oraya gittiler? Evet. Ne kadar zaman önce? Yani bunlar sonra çıkacak. Şu anda ben bunu böyle değerlendirirsem, dediğim gibi yani olay ortada. Bunlar hakiki elemanlar değil. Bunlar devamlı surette kullanılan elemanlar. Aparatlar. Kullanılan elemanlar olduğu için onların tabii ki efendim eğitimleri falan. Bir de bakın belirli ölçüde onlar oralara çok gelmiş geçmiş.
görmüşler orada herhangi bir şekilde emniyet tedbiri olmadığını. Yani siz şimdi bir yere bir saldırı yapacaksanız o saldırıyı ne kadar hani bu konuda eğitim yapmamış kişiler dahi olsa belirli ölçüde biliyorsunuz o Beyoğlu'ndaki olayda dahi gelip gitmişler, bakmışlar, etmişler işte nereye patlayıcıyı koy. Yani onu söylüyorum. Bunlar gelmişler, bakmışlar. Demek ki hiçbir tedbir alınmıyor. Şimdi tabii biraz evvel o da söylendi. 17 milyon kilometre kare bütün her yerde belirli ölçünün üzerinde bir emniyet tedbiri Rusya'nın alabilmesi bugün mümkün değil. Bir büyüklüğünden bir de Ukrayna ile savaşından. Yani kendi eğitimli askerlerini ve bu konuda zaman zaman da polislerini yani iç güvenliği sağlayacak polislerini dahi efendim savaşta kullanıyor. Bu bölgelerde o eski efendim teşkilatın bir şekilde takibi ne derece? İstihbaratını da Ukrayna için kullanıyor. Belki istihbaratının %50'si 60'ı Ukrayna savaşında oradalar. O zaman istihbarat açısından bir açık var. Tabii işte onu söylemek istiyorum. Yani Rusya'nın bugün savaşta oluşu, ondan sonra bu emniyet tedbirleri açısından bir takım eksiklikler söz konusu olduğu için bunu da gören diğer ülkeler işte... Ki ama Prigojin hadisesinden sonra önlem almış olması gerekmez miydi? Gerekirdi de ben ama söylüyorum sebeplerini. Yani çok fazla gücü yok Rusya'nın. Bakın bir yani seferberlik ilan etti. Yok bilme bir anda 300 bine çıkaracağım şu olacak falan. Rusya'da nüfus yok. Ben bunu daha savaşın başladığında söyledim. Şimdi bakın Rusya işte parçalandığında Sovyetler Birliği 145 milyon kilo insana sahipti. 145 milyon. Ondan sonra bunun 45 milyonu Türktü. Türk asıllıydı. 100 milyonu aşağı yukarı Rus'tu. Fakat 30 sene sonucunda ne oldu biliyor musunuz? 15 milyon Rus azaldı. Efendim 15 milyon civarında Türk arttı. Yani 45 milyon olan Türk nüfusu 60 milyona çıktı. Ondan sonra Rus nüfusu 85'e. Kimse evlenmiyor. Kimse çocuk yapmıyor. Ruslar yok oluyor. Aynı olay Fransızlar, Almanlar için de geçerli. Yavaşça Türkiye için de geçerli bu. Yani birçok kişi fazla düşünmüyor. Bakın Türkiye'ye işte Suriye'den gelişler olsun, diğer ülkelerden gelişler olsun. Bir de Türkiye layık bir ülke konumunda olduğu için yani tek eşli efendim bir düzen içerisinde yetişmiş insanlarız biz. Efendim tek kişiyle evleniyoruz öyle bir şekilde ama hala efendim Türkiye içerisine gelmişler dört eş alma hakkına var olarak kabul ediyorlar ve olabiliyor da bunlar. Yani değişik şekillerdeki olaylarla. O yüzden söylüyorum Rusya bugün en büyük sıkıntı çektiği husus Rusların askere gönderecek kolay askeri yok. Adamı yok, eri yok. O nedenle zaten birçok yerde bayanlar da kullanılıyor. Ona bir şey demiyorum. Ama tabii ki bu zorlukları var. Ukrayna'da da aynı şekilde kadın tabii, asker var. Tabii. Yani söylüyorum. Rusya'nın bu zorlukları var. Bunu da gözetlemişler. Tabii ki biraz evvel Sayın Erandaş söyledi. Dedi ki Fransa, İngiltere istihbaratı, tabii ki Amerika istihbaratı gözetlemişler. Ben onu söylemek istiyorum. Şimdi bu olaylar oldu. Bir Ukrayna'ya saldırı oldu. Arkasından efendim Rusya veto etti. Demek ki orada bekliyordu bunlar. Bunları hadi dediler. Ben öyle görüyorum olayı. Kaç gün önce efendim oraya gelmişler, ne olmuş, nasıl bir tetkikte bulunmuşlar, bunlar daha sonra çıkacak. Evet, detaylar çıkacak. Yarın da ulusal yasa ilan edildi biliyorsunuz. Evet, evet, evet. Bunun da yansımaları olacak elbette ama siz de az evvel dikkat çektiniz. Özellikle Ukrayna sahasında belli bir karşılığı olabilir. Misillemesi söz tabii, konusu tabii, olabilir. Tabii. Şimdi zaten yakın zamanda siz de dikkat çektiniz. Hem Harkiv'e saldırısı hem Kiev'e saldırısı evet. Söz konusuydu ki özellikle bu saldırıların boyutu ki zaten bu konu olmasaydı da detaylıca ele almak istediğim bir konuydu bu. Nükleer tehdit,
Dediğiniz gibi özellikle Ukrayna'daki pek çok altyapı tesisinin vurulmuş olması, çok büyük ölçüde tahribat var şimdi Ukrayna'da. Baktığımız zaman daha nasıl bir karşılık verebilir Ukrayna'ya? Şimdi Sayın Ecem, tabii ki bu arada Macron biliyorsunuz devreye giriyor ve devamlı surette işleri tahrik ediyor. Yani en basiti 2000 kişilik kuvveti Macron'un bir yerde o Moldova bölgesine göndermesi söz konusu. Yani Ukrayna'nın içine girmeyeceğim diyor. Fakat aldığımız bilgilere göre mesela Rusya'nın bu Kiev'e saldırıları esnasında bazı NATO ülkelerinin danışmanlarının da öldüğü ortaya çıktığı söyleniyor. Tabii bunlar yani bir teyit edilmeli. Bir şekilde istihbaratın teyit edilme konumu var. Ona göre teyit edilmeli. Şu anda bir şey diyemiyoruz ama bu böyle bilgiler de var. Yani NATO'nun ülkelerinin, NATO ülkelerinin danışmanları var en azından içeride. Niye? Çünkü verilen bütün malzeme, teçhizat, silah NATO ülkelerinin silahları. Eğitimden bunların, geçirmesi lazım. Bunların tabii ki oradaki kişilere eğitim verilmesi lazım. Buraların da vurulduğu söyleniyor ama orada Kiev'in efendim bir şekilde güvenliğinden sorumlu olanlar şunu söylüyorlar. 30 civarında füzenin önlendiğini, Zelenski de en kısa zamanda daha fazla efendim savunma sistemleri gönderiniz hiç olmazsa diye çırpınıyor. O yüzden de Fransa şimdi Amerika hani bu geçiremedi biliyorsunuz 64 milyar dolar civarındaki yardımı geçiremediği için Macron kendisini gösteriyor şu anda. Ben varım. Yine Avrupa var. Avrupa Birliği liderliğini. Evet evet. Zaten bütçeden de 3 milyar euro verileceğini açıkladı. Yani Ukrayna'ya 3 milyar euroluk bu sene içerisinde yardım yapacağını, askeri yardım yapacağını Fransa açıklamış oldu. Elbette. Çok teşekkür ediyorum paşam. Şimdi aslında genel itibariyle bir girizgahı yaptık. Terörle mücadele noktasında Türkiye'nin attığı adımları elbette konuşacağız, değerlendireceğiz ama Rusya'daki bu terör saldırısının bölgeye yansımalarının ne olacağı çok merak konusu elbette. Şimdi biz kısa bir ara diyelim. Aranın ardından ikinci bölümle devam edelim. Herkese tekrardan merhaba. Haricinin ikinci dilimiyle devam ediyoruz. Şimdi aslında konuşmaya başladık, girizgahını yaptık. Rusya'daki, Moskova'da, Rusya'nın kalbindeki o saldırı, dün akşam saatlerinde gerçekleşen o konser salonuna gerçekleşen saldırı ve bunun pek çok açıdan yansımalarını değerlendirmeye gayret ettik. Uzman konuklarımız da bizlerle birlikte. Şimdi ben Bülent Erandaş'la, gazeteci yazar Bülent Erandaş'la bu dilime başlamak isterim. Önümüzdeki dakikalarda yine iki değerli konuğum daha bizlerle olacak. Şimdi Bülent Bey, özellikle bunun olası Türkiye'ye yansımalarını değerlendirmeye gayret etmiştik. Sizin elbette ki bu husustaki yorumlarınızı aldım, merak da ettim. Şimdi özellikle Suriye noktasına hem paşam dikkat çekti, hem de diğer yandan Esma Hanım dikkat çekti. Önümüzdeki süreçte biz Suriye'de bunun nasıl karşılığını göreceğiz ki paşamın dikkat çektiği husus bir önceki yarıda İdlib dolaylarında bir gerilim hattının yükselebileceğine işaret etmişti. Siz bu noktada ne söylersiniz önümüzdeki günlerde? Hele de Suriye ile biraz daha diyalog kapısının aralanma çalışmaları en azından şu an teknik seviyede devam ederken. Ecem Hanım, şimdi bu kısımda Suriye'yi anlatacağım. Çok önemli çünkü bu bizim Irak'la Sayın Cumhurbaşkanımızın Irak'a yapacağı bayram sonrası ziyaret, kalkınma yolu projesi, oradaki Babil Talebani grubuna yönelik devam ettirdiğimiz kuşatma ve orada kilit vurduğumuz anda yerin Amerika'nın yapay PKK devletçiliğinin bir ayağını kırıyoruz yapabilirsek. Bunun Suriye bağlantısı önemli bir olay. Ona kırmayı yönelik, onu sıkıntıya sokmayı yönelik de bir derin Amerika CIA Pentagon planı karşımızda çıkmak üzere gibi geliyor bana. Şimdi bundan önce bir not daha vereyim. Biraz önceki konuşmalarımıza bir önemli soru sordunuz. Nasıl bölgesel gelişmeler yol açabilir diye.
Çok önemli bir nokta daha var. Onu da şimdi söyledikten sonra geçeyim, bağlantısını kuracağım. Ayın 19'unda, 20'sinde NATO Genel Sekreteri Stoltenberg neredeydi biliyor musunuz? Bakü, Ermenistan, Azerbaycan'da. İki hafta önce bunu aslında programda konuşmuştuk, bir girizgah yapmıştık, bu ziyaretler ve bunun yansımaları ne olacak diye. O yüzden çok önemli bir noktaya atıfta bulundunuz. Ve Gürcistan'ı NATO'ya alma planları var. Bu Rusya'nın, Putin'in çıldırmasına yol alacak, çıldırtacak bir hamleydi. Ne zaman oldu? 2 gün önce oldu, 3 gün. Bana bir bakın. Tam bu hareketi gerçekleştiriyorlar. Putin bununla ilgili, bak buraya gelirseniz şu olur, bu olur gibi yeni bir tartışmaya başlayacağından Putin'i bir bambaşka noktaya soktular. Kim soktu bunu? NATO, derin NATO. Buna çok hep bakalım. Bazı şeyler kademeli yerleşiyor. Şimdi o kısım önemli. Yani bu hareketle 2 gün, 3 gün içinde olması, biraz önce de Paşam da söyledi, Gülhan da söyledi. Yani zamanlamalar o kadar önemli ki. Şimdi bu küresel güç bunlar. Amerika, işte Çin, Rusya, Avrupa, işte Avrupa'da belli bir yerde Fransa girmeye çalışıyor. Şimdi ne diyoruz? Yeni bir küresel kurgulamalar yapılıyor. Ukrayna savaşı, şeydeki savaş böyle, NATO'nun genişlemesi, Orta Doğu'daki işte Hamas'lar bilmem, Büyük Suriye, bu İsrail projeleri falan. İşte tam bu dakikalarla paralel bu olayların hepsiyle iç içe faaliyeti, gelişmesi var. Bunu da bir noktaya koyalım. Çünkü biraz sonra bir bağlantı gelişme olursa veya başka zamanda tabii önümüzdeki günlerde de bunu tekrar konuşma imkanı olabilir. Şimdi bu hareketi yaptı. Amerika, İngiltere zorluyor. Diyor ki IŞİD yaptı. Peki neden IŞİD diyorlar? Neden IŞİD diyorlar da bunun üzerinde yükleniyorlar? Çünkü IŞİD dedikleri zaman, diğer dedikleri zaman önemli bir olay var. Amerika, Amerikan ordusu Suriye planları, Suriye girişleri, CENTCOM'un oradaki cirit atması. Bunu meşru hale getirmeye, meşru bir zemin kurmaya çalışıyor. Bunlarla diyor mücadele ediyoruz. Kimle yapıyoruz bunu diyor? PKK, YPG yapıyor diyor. Yani silah veriyor ya biliyorsunuz. YPG'ye niçin veriyor onları? Biz diyoruz ki ya bu PKK. Bir devlet kuruyorsunuz orada. Bunu kurdurmayacağız. Teröristten kurdurmayacağız. Silah veriyor. Bülent Bey, çok bir virgül koymanızı rica edeyim. Aramızdaki değerli konuğumuz daha katıldı. Doçent Doktor Esma Özdaşlı, MHP, MYK üyesi. Yeni görevinizden dolayı da tebrik ediyorum hocam. Teşekkürler. Bir diğer kritik konuğum, önemli konuğum. Hayırlı Hacı olsun. Buyurun. Hayırlı olsun. Çok sağ olun. Bir diğer önemli konuğum Hacı Bayram Veli Üniversitesi öğretim üyesi Doçent Doktor Levent Ersin Orallı. Sizler de hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Kıymetli hocamı tebrik ediyorum. Bülent Bey'e bugün en derin saygılarımı iletiyorum. Sonunda bir araya gelebildik, hasbihal edebildik. Kıymetli komutanıma, Gülru Hanım'a, sizlere saygılarımı sunuyorum. Sağ olun, var olun. Güzel enerjinize zaten hayranım her zaman. Bülent Bey, virgül koyduğunuz yerden devam etmenizi rica edeyim. Buyurunuz efendim. Ben de Esma Hanım'ı tebrik ediyorum. Levent Hocam da bugün mitingdeydik. Hatta dedi, orada karşılaştık bir başka televizyonda konuşurken. Ben dedim ki açık televizyon yayın yapıyordu, canlı yayın. Levent Hocam'la biz akşam Bengütürk'teyiz dedim. O yayını yapan arkadaş da misafirlerimiz akşam Bengütürk'te olacaklar diye açıkladı. Tabii bu konuşmalar yan taraftaki arkadaşlar tarafından da biz konuşurken dinlenmiş. Sonra dediler neyi konuşacaksınız Bengütürk'te? Ben dedim ki Kuzey Irak harekatını konuşacağız dedim. Tam da zamanda, şimdi dinleyenler olduğunu biliyorum bazı gazeteci arkadaşlardan. Şimdi bu bizim hareketimiz ne zaman başlayacak Irak'a doğru? Yani kilitte zaman vuracağız. Nisan'da Sayın Cumhurbaşkanımız gidecek. Orada ortak yönetim, ortak karargah kurulmasına yönelik, kurulma biçimine yönelik işte bakanlar olacak. Savunma bakanları,
Dışişleri Bakanları, ya bakanlar ve onun altı teknik bir heyet. Bu çok önemli. Bunun kurulması kararlaştırılacak ve ondan sonra Türkiye aşağıda Süleymaniye bölgesinde oynanan oyunlara, tezgahlara vuracak, bozacak orada oyunları. Kilit vurduğu anda, yani Irak'ta Suriye'nin bağlantısını kesecek. İşte tam bu hareketleri biz Türkiye olarak girerken, hazırlıklar yaparken IŞİD'i Suriye Rusya hareketleri gerçekleştirerek gözleri IŞİD'e çevirdiler. Böylece hem ne yapıyorlar? Birkaç bir atışla çok kuşvurmaya çalışıyor bu CIA Pentagon. Çok uyanık zannediyorlar. Yani bu benim anlattıklarım belki ya böyle bir olabilir mi diye düşünürsünüz ama baktığınız zaman haritaya oradaki stratejilere uygun geliyor, oturuyor. PKK'ya verdiği silahı getiriyor. IŞİD'le mücadele ediyorlarmış gibi gösteriyor. IŞİD'le mücadeleyi kim yapmaları lazım başka? Suriye devlet başkanı yapması lazım. Suriye rejimi. İkincisi Rusya yapması lazım. Rusya nerede yapması lazım? İdlib'de yapması lazım. İbliği kaşırlarsa İdlib'i Türkiye bir akın da olabilir. Biliyorsunuz en büyük olayımız buna önlemeye yönelik Ruslarla yaptığımız anlaşma. Burada belli bir bölgede bunlar toplandılar Suriye'de. Çok kritik bir yerdir. Çıbanbaşı, Arıkovan orası. Oraya bir gidilirse ki IŞİD dediğimiz şey Horasancıların önemli adamları da oralarda bulunuyorlar. İşte böylece bizim önümüzdeki bir ay sonra, iki ay sonra yapacağımız hareketlere yönelik IŞİD'le ilgili orayı tahrik ederek... Bir de zaten Türkiye'ye verecekleri tepkinin bir zeminini, meşru bir zeminini oluşturmuş oluyorlar. Şimdi belki masalar diyecek ki, ya görüyorsunuz bak IŞİD, işte Rusya da bunları yapıyor. Yarın işte şurada da şurayı yapabilir. Bunu engelliyoruz işte. Bunları kim yapıyor? PKK, YPG yapıyor. YPG ve YPG öyle tamam PKK. Siz orada terör örgütü Irak'ta oldu. İşte ama o bir ayrı. SDGO falan gibi oyunlara giriyorlar. Bizim muhtemel hareketlerimizde gözümüzü oraya çevirmeye çalışıyorlar. Suriye. Biz şimdi Irak harekatını yaparken teröristten dediğimiz zaman Suriye'yi de düşürmek durumundayız. Hele bu IŞİD'in Taciklerle, Taciklerin gidiş gelişleri, nereden geçtikleri, nerede 12 gün kaldıkları, kimden kime gittikleri de gündeme sokulunca bir bambaşka tartışma Orta Doğu üzerinde olacak. Yani burada Putin'le Batı arasında bir tartışma olacak. Putin'i kestiler NATO'yla. Stoltenberg'in Erivan'ı bilmem Ermenistan'ı almaya, Gürcistan'ı almaya. Zaten Putin niçin saldırdı Ukrayna'ya? NATO'ya alacaklar diye. Aldıramazsınız dedi. Alamazsınız. Sınır olmak istemiyorum dedi. Şimdi ne yapıyorlar? Gürcistan bekliyor. 2008'den beri. Gürcistan'ı kaçıracaklar. Gürcistan'ı kaçırken Putin'in hamlelerini çok yöne çeviriyorlar. Bir düşmanla Ukrayna ile uğraşırken Putin bir anda şimdi Kafkasya'ya bakacak. Bakmak durumunda. Sıkıntıya sokuyor NATO. Tabii. Çok oyun oynuyor. O NATO'nun o olayı bizi de ilgilendirecek. Çok çok yakında. Aşağı döndük, Irak harekatı yapacağız, bizi de ilgilendirecek. Yani bir anda IŞİD'i bir operasyon yapıyor. Sahte bir operasyon bu, bayrak operasyonu. CIA istihbaratının çok iyi yaptığı bir iş. Onları yaptı mı diyemiyorum ama baktığım zaman bir iddia ediyorum bunu. Onların faydasına... Nasıl Mahir Kaynak hocam rahmetli ne demişti? Kimin yararına? Bu dilin Amerika'nın Orta Doğu'da ve Rusya'ya karşı, Putin'e karşı oynayacağı yeni hamlelerin hazırlığıdır. Bu hamleyi Tacik'le bağlantılı yaptırdılar. Neden yaptırdılar? Rusya'nın Tacikistan'la sıkıntıları var. Çeçenistan'la ilgili sıkıntıları var. Afganistan'la ilgili, İran'la ilişkileri çok yakın. İran-Rusya ilişkilerini, bu Horasan meselesi, eyaleti, olaylar büyürse orada Basra Körfezi'ni ilgilendirir. Yani bakınız o kadar enteresan. Bir adamla, bir buradaki Horasan'ın dedikleri adamlarla kullandıkları adamlar da çok önemli adamlar değil. Konuştururuz istihbaratı.
fazla ileriye gidemeyecek. Onun için böyle kullandığı adamlar var. Kullandığı adamlardır bunlar. Türkiye'de de kullandılar birçok olayda. Dünyanın çeşitli yerlerinde öyle adamlar kullanıyor ki istihbarat örgütü bir yerden bir yere gitmekte zorlanıyor. Neden? Bunu kırmak için kullandıkları bu tip adamlar. Bunlar böyle kullanılacak adamlar, devşirilmiş adamlar. Bunlar İdlib'de de var. Yarın Allah korusun İdlib'de Türk ordusu orada. Biliyorsun belli bir sınır. Akdeniz'e kadar uzanan yol üzerinde Ruslar bir tarafta, Türkler bir tarafta. O bölgede muhtemel bir Türkiye'ye karşı yapacakları bir harekette Türkiye harekatını Irak'tan önce Suriye'ye çevirmek zorunda kalacak. Yani bu olayı yabana atmayalım. Çok yönlü gelişmelere yönelecek. Batı'nın, emperyalist Batı'nın yeni dünya düzeni ile ilgili, Orta Doğu haritaları ile ilgili yeni planlarının işaret bir şeydir bu. Peki. Evet. Bu noktada sözlerime son veriyorum. Buyurun. Şimdi özellikle bir nokta var ki, bir video var ki onu da ekranlara taşımak isterim. Çok kısa yönetmenimden rica edeyim, bir 10 saniye kadar en azından görelim videoyu. İsrail milletvekilinin yayınladığı bir video. Aslında bu saldırının hemen öncesindeydi. Çok uzak bir zaman diliminde değildi. Kullandığı ifadeler çok enteresan ifadeler. Sosyal medya hesabından da, pek çok hesaptan da paylaşıldı bu noktada. Şimdi özellikle İsrail milletvekilinin Rusya'yı tehdidi bu noktada gündem olmuştu. Yeterli yönetmenim. Moskova'daki terör saldırısından sonra da tekrar gündeme geldi. Rusya bedel ödeyecek dedi. Rusya büyük bir bedel ödeyecek. Rusya Nazileri destekliyor. Biz bu savaşı kazanacağız. Şimdi kullandıkları ifade şu anlama gelir mi? Levent Hocam, bunu siz sormuş olayım. Esasen Rusya'daki bu saldırının arkasında İsrail olabilir mi? Bu İsrailli milletvekilinin sözleri nasıl yorumlanmalı? Zor bir soru. Bir tane cevabı olmadığını ve çok muhtemel hayatımız boyunca bunun gerçek cevabını bilemeyeceğimizi aşağı yukarı tahmin ettiğimiz bir soru. O bakımdan ne söylersem söyleyeyim yanlışlanamaz. Hani Karl Popper der ya, yanlışlanamayan her şey doğrudur diye. Şu anda buradan rahatlıkla yürüyebiliriz ki alttaki başlık çok önemli. Rusya'nın 11 Eylül'ü. Şimdi 11 Eylül'ün, yani bundan 20 yıl önceye dönersek, acaba 11 Eylül gerçekten 11 Eylül müydü? O uluslararası terör saldırısından ABD'nin haberi var mıydı, yok muydu? Bir istihbarat zafiyeti ya da bir açığı mı vardı? Yoksa çok büyük çaplı bir işgal planı için, Doğu üzerinde çok daha yepyeni bir baskı alanı yaratmak için, önce Afganistan'ın ardından Irak'ın, daha sonra Arap Baharı üzerinden bütün coğrafyanın küçük çaplı yeni bir o neokolonizasyon dönemi için, emperyal bir işgal planı için bir adım mıydı, bahane miydi? Ki Ecem Hanım, şimdi kıymetli konuklarımız hakikaten ya bu konuda çok fazlasıyla yazan, çizen, okuyan, demeç veren kişiler ve o 11 Eylül günüyle ilgili o kadar çok senaryo var ki, İkiz Kuleler'de hiçbir Musevi'nin o an orada olmaması, hayatını kaybedenlerin ABD vatandaşının çok kısıtlı bir sayısının olması, o süreçle ilgili daha önceden defalarca uyarı gitmesi, evet bir komplo teorisi üzerinden yepyeni bir tartışma yaratmak istemiyorum, tarzım da değil. Bununla beraber Rusya'nın 11 Eylül'ü dediğimiz başlığın altında açık bir istihbarat zafiyeti ve diğer tarafta bir istihbarat örgütünün çok derin bir çalışması olduğu gerçeğinin farkındayız. İngiltere'nin ve ABD'nin, buyurun Ecem Hanım. Buyurun. Bölmüş olmayayım. Buyurun, devam edin. İngiltere ve ABD Büyükelçiliği'nin Mart ayının başından itibaren işte Rusya'da kritik yerlerde bulunmayın, kalabalığa girmeyin, Moskova'da, St. Petersburg'da patlama olma ihtimali var şeklindeki yaklaşımları. Hatta biz programımızda bunu konuştuk. Yani acaba böyle bir durumdan ABD, İngiltere haberdar da birilerini uyarmıyor mu? Yoksa orada bir korku salmak, bir endişe yaratmak, Batı ile olan bağı iyice koparmak, Rusya'nın gerçek manada bir istikrarsızlık abidesi olduğuna dair bir algı uyandırmaya mı gayret ediyor derken, İsrail'i ilgili milletvekilinin söylemleri, özellikle önemli Musevi sivil toplum kuruluşlarının Rusya aleyhinde ortaya koymuş olduğu tezler ve yapılan terör saldırısının çok planlı programlı
derinlemesine bir analizin neticesinde ortaya çıktı. Hem uzun namlulu silahlar, patlamalar, kaçmak için ayarlanmış olan o arabalar, kamera görüntülerinin alınmaması adına kapatılması, giriş çıkışlarda görüntü alınamıyor olması, her birini tek tek ele aldığımız zaman o klasik Batı tarzı bir istihbarat operasyonuyla bir terör yapılanmasının iç içe geçme ihtimalinin yoğun olduğu bir saldırı. Şimdi bu saldırı kime yarar sağlar? Şimdi Bülent Bey belirtti. Evet, Mahir Hoca bunu sık söylerdi. Kim buradan menfaat elde eder? Bir defa çok açık bir şekilde bu saldırının ardından Rusya ile Batı dünyasının bağı iyice koparken bundan en büyük zararı Almanya görecektir. Çünkü arzu ettiği şekliyle Kuzey Akım 1 üzerinden hala doğalgaz alamayan, Kuzey Akım 2 projesi tamamen ortadan kalkan, çok uzun yıllar sonra ilk defa bir çeyrekte ekonomik küçülmeye giden, minik çaplı, bakın bu 70-80 yıl sonra ilk defa oluyor, İstihdam sorunları yaşamaya başlayan bir Almanya gerçeği var. Bunun antitezi nedir diye soruyorum. Fransa. Fransa Avrupa Birliği'nde oluşan o açık liderlik boşluğunu Macron üzerinden doldurmaya o kadar yoğun bir gayret sarf ediyor ki tekrar Avrupa Birliği'nde bir acaba ordu projesi olabilir mi diye. Rusya ile Türkiye'yi fazla mı yalnız bırakıyoruz diye. BM'nin rolü Karadeniz coğrafyasında neden Türkiye üzerinden yürüyor? Neden biz sahada değiliz diye. Hatta ordu gönderelim ve yeri geldiği zaman Ukrayna saflarında Rusya ile çatışalım diyerek aslında çok açık bir şekilde bir yandan Rusya düşmanını davet ederken diğer taraftan Almanya'nın izole edilebilmesi adına o iktisadi devin üretim çarklarının daha zayıf işleyebilmesi adına da müthiş bir hamle yaptığı kanaatindeyim. Fransa'nın bu tip derin bir aklı var mıdır? Vardır. Yani biz Sarkozy döneminde zafiyete uğrasa da Mitterrand döneminde biz bunu çok net bir şekilde dönem dönem izledik. Ve Macron'un ikinci dönemi olduğu değerlendirmesi yapılırsa Rusya'daki bu terör saldırısının altında açık bir şekilde Batı ve İsrail tarafından desteklenmiş bir operasyonel sürecin ama tetiği kim çekti sorusunda da belki Bülent Bey'in dediği gibi bir sözde onların deyişiyle işte İslami terör yapılanmasıyla ilintili bir süreç doğup doğmayacağını hep beraber tahlil edeceğiz. Ama bir gerçeklik var. Savaş ve Rusya-Ukrayna krizi sanıldığı kadar erken sönümlenmeyecek. Rusya ile uzun zamandan beri o kuvvetli bağı olan devletler özellikle enerji bağlamında uzun bir süre daha ambargoları uygulamak zorunda kalacak. Ama şunu da söyleyelim, bu Türkiye için de o kadar da lehte bir durum değil. Çünkü biz Rusya ile olan denge politikasını Ukrayna'da SİHA fabrikası açacak kadar ileri taşıdığımız hamlelerimizi artık Rusya'nın hoşgörüsüne sığınarak ne kadar daha devam ettirebiliriz soruları gündeme gelecektir. Çünkü şu hesap yapılır. Ülkede bir terör saldırısı oldu. Batı dünyasından doğru bir tepki gelmedi. Bir başsağlığı mesajı bile yayınlamakla tereddüt ettiler. 143 kişi hayatını kaybetti. O zaman şu kağıda bir bakalım. Kimler Ukrayna'ya destek oluyor? Kimler Ukrayna ile aynı safta durmaya devam ediyor? Ve Batı dünyasının yaptırımları noktasında kimler Rusya'nın yanında yer almıyor? Bizim o kadar ince bir pamuk ipliğine bağlı söylem ve eylem çizgimiz var ki bu sürdürülebilirlik arz ederken düne kadar bugün değişik kırılmalarla karşı karşıya kalınabilir. Putin'in Türkiye ziyaretinin ben çok daha önem arz ettiğini düşünüyorum ve bir yandan da Montre konusu belli ki Nisan ve Mayıs ayında çok daha sert bir şekilde gündeme gelecek. Romanya üzerinde, Bulgaristan üzerinde, ABD ve İngiltere artık şu NATO üslerini kuvvetlendirelim. Türkiye'nin ortaya koymuş olduğu Çanakkale üzerinden boğazlarla ilgili savaşın tarafı olmasa da boğazları kapayabilme kabiliyetine bir kere daha acaba sorusunu sorduralım. Ve Karadeniz'de yepyeni bir o Black Sea Force tipinde NATO üstlenmesiyle maalesef Karadeniz'i bir istikrarsızlık gölü haline getirelim. Batı dünyasının asli ve şu anda temel
üzerinde odaklandığı noktalardan bir tanesi bu. Bu maalesef Huni'nin ağzının daraldığı bir nokta. Türkiye'nin de bu yön çizme noktasında çok daha dikkatli, çok daha tedbirli cümleler etmek zorunda bırakıldığı bir alan. Şimdi benim beklentim Ecem Hanım, NATO ittifakından ve Batı dünyasından Türkiye'ye salgolar gelecektir seçimden sonra. Hadi tarafını seç. Hani hava sahanı açtın ama en azından şunları yapma. Hani tahıl meselesinde bunu yaptın ama en azından Ukrayna ile ilgili bu süreci çok daha güçlü yönet şeklinde. Yani tarafsız kalan devletler açısından riskli bir döneme doğru adım adım ilerlendiği çok açık diyebilirim Ecem Hanım. Elbette önemli noktalara değindiniz, dikkat çektiniz. Şimdi ABD'li Senatör Lindsey Graham'ın da bir tweet'i söz konusu oldu. Daha şimdi yeni gelen bir tweet. O da bu Moskova saldırısına ithafen belli ifadeler kullanmış. Özellikle IŞİD'in Moskova'da konsere giden masum insanlara yönelik korkunç ve barbarca saldırısını kınıyorum diyerek başlamış. Ardından da İslami Cihat adına yaşanan bu korkunç can kaybı içinde yaşadığımız tehlikeli dünyanın ve ABD'nin Afganistan'dan felaketle çekilmesinin ardından terör örgütlerinin büyümesinin bambaşka bir hatırlatıcısıdır demiş ki kendisi de ABD'nin aslında o Afganistan'dan çekilme sürecini anımsatmış ama farklı boyutuyla anımsatmış, fazlasıyla eksik. Bu saldırının açıklanmasına ve gelecekteki saldırıların önlenmesine yardımcı olmak için yakın işbirliği içerisinde çalışacağımızı umuyoruz mesajını vermiş. Yani DAEŞ'le mücadele hususunda artık birlik. Yani yaklaşık bir saattir konuştuğumuz hususa ABD'li senatör işaret etmiş. Ve yani diyor ki aslında hadi YPG'ye beraber destek olalım. Hadi PYD'ye beraber destek olalım. Hadi teröristan konusunda Rusya'da açık bir beyanda bulunsun. Otorite boşluğuna müsaade etmeyelim ve devletin adını koyalım. Çok yakın zamanda muhtemelen DAEŞ'le mücadele koalisyonu da tekrar bir araya gelecek bu hususta. Öncelikle bir gündemde ve özellikle Putin'in bu korkunç saldırıyı Ukrayna'ya yönelik daha fazla çirkin saldırıyı meşrulaştırmak için kullanmayacağını umuyorum. Yani özellikle Rusya'nın misillemesine bir ön almaya çalışmış. Bu pek tavsiye edilmez diye de bir nevi Rusya'ya tehdidini ifade etmiş. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nin tutumu, diğer yandan İsrail'li milletvekilinin açıklamaları önemli. Bu pek çok farklı boyut aslında gözler önüne sürüyor ve özellikle son dönemde tartışmıştık, konuşmuştuk Esma Hocam. Rusya bir nükleer savaşa mı sürüklenmeye çalışıyor başlığı da ayrı bir konu. Siz bu son süreci, dün akşamdan bu yana yaşananları ve genel anlamda Rusya-Ukrayna savaşında gelinen bu son aşamayı bir özetlerseniz çok çok memnun olurum. Tabii Ecem Hanım, bu apaçık saldırısı. Çünkü terörist herkes sivil altyazının hareketler olarak yönlendiriyor. Özellikle soğukluk kalmak ve hedefi yönelmek amacıyla bütün şiddet hareketlerini biz terörizm olarak ifade ederiz. Dikkat edilir, Cuma günü konserleri, tiyatro gösterilerini çok severler ve kendilerini çok güvende hissettikleri bir an açıkça bir terör saldırıcısıyla karşı karşıya geliyorlar. Dolayısıyla bu toplumsal bir biliyorsunuz bıkkınlığa da neden olacak. Toplumsal bir çöküntüye de neden olacak. Zaten terör saldırılarının temel hedefi de budur biliyorsunuz. İstenilen hedefe ulaşmak için halkı yıldırmak, bezdirmek olarak biz terörizmi tanımlıyoruz. Ve seçilen gün çok önemli, dediğim gibi Cuma günü insanların dinleneceği, kendilerine zaman ayıracakları, kendilerini rahat hissettikleri belki bir anda büyük bir terör saldırısıyla Rus halkı karşı karşıya geliyor ve onlara şu mesaj veriliyor. Siz de asla rahat yaşayamayacaksınız veya uyuyamayacaksınız. Dolayısıyla bir toplumsal depresyon Rusya'da oluşacağını unutmamak lazım. Zaten Zelenski biliyorsunuz son iki aydır sık sık bunu söylüyordu ama uzun zamandır da bu savaşın Rusya'ya doğru yayılacağı yönünde ifadeleri vardı ve şöyle bir şey de söylemişti aslında. Karadeniz'le ilgili sürprizlerimiz var demişti Zelenski ama işte bu konuyla ilgili Ukrayna'nın ne kadar dahili var elbette bilmiyoruz. Bizim söyleyeceğimiz her şey yorumdan ibaret olacak ama en nihayetinde bu teröristlerin Ukrayna sınırında yakalanması
bağlamında değerlendirecek olursak en azından bilgi sahibi olup olmadıkları noktasında yorum yapabiliriz diye düşünüyorum. Tabii şu da çok bu saldırıyla ilgili birçok ayrıntı kıymetli alanda uzman konuklarımız ifade ettiler. Akılda kalan en önemli şey ne? Bir defa Ukrayna adına ilk açıklamayı, savunmayı Amerika Birleşik Devletleri'nin yapması. Tabii. Yani bizim bildiğimiz kadarıyla Ukrayna bağımsız bir devlet değil mi? Dolayısıyla Amerika'nın da eyaletlerinden biri olmadığına göre kendi adına ilk açıklamayı elbette yapabilirdi. Ama bunu Amerika biliyorsunuz Ukrayna'nın bununla ilgili bir dahili yok dedi. Ve bunun üzerine tabii ki Zaharova'da Rus dışişleri sözcüsü bunun kanıtı nedir diye tepki gösterdi. Ve Zaharova ile biliyorsunuz Beyaz Saray sözcüsü Kirby arasında da bir atışma da oldu bu süreçte. Yani Zaharova dedi ki kınamıyorsunuz. Gerçekten Batı dünyasının terörizme bakışının açık ve net olarak biz Moskova saldırılarında bir defa daha gördük. Biz Türkiye Cumhuriyeti olarak elbette Rusya'nın Ukrayna'yı işgal ettiğini söylüyoruz zaten. Bunu 2014 yılında Kırım işgalinde de söyledik Ecem Hanım ama burada yaşanan apaçık bir terör saldırısı ve beklenen de batılı ülkelerden bir kınama mesajının en azından gelmesi. Ama gelinen süreçte özellikle Amerika'da bu yönde işte bir kınama mesajı ben görmedim şu ana kadar. Dolayısıyla batılı ülkelerin özellikle Amerika'nın teröre bakış açısını netleştirmek açısından, o ikirciliği görmek açısından ben bu olayın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Tabii profesyonel bir saldırı biliyorsunuz. İşte bu teröristlerin işte atış tekniklerini dikkate aldığımız zaman son derece eğitim aldıkları belli. Aslında çok bunu... da öyle olmadığını biraz evvel konuşmuştuk. Çok gelişi güzel de icra edilmiş bir operasyon olduğu da ifade ediliyor. Biraz evvel siz daha programa katılmadan önce ulusal güvenlik uzmanı Çağrı Hocamızın da bir ifadesi söz konusu olmuştu. Bu şahısların, bu dört teröristin özellikle bir aparat olabileceği, çok da eğitimli olmadığı ifade edilmişti. Buna da dikkat çekmişti güvenlik uzmanları. Sizin de dikkatinize sunmak isterim. Çağrı Hocam'ın yorumu, açıkçası ben bu yönde bir yorum yapmak isterim. Çünkü kısa sürede Moskova'nın 20 kilometre yakınındaki bir yere sızmak, burada bir terör eylemi gerçekleştirmek, belki atışları gelişigüzel yapmışlardır. Çünkü çok kalabalık bir alan. Attıkları neresi olursa olsun zaten bir can kaybına neden olabileceğini düşünmüşlerdir belki. Savaş sırasında bu kadar güvenlik önlemi alınan bir Moskova'dan bahsediyoruz ve buraya kadar sızmaları bence bir anlamda profesyonelliğini gösteriyor. Bununla birlikte DAEŞ konusu tabii ki tartışmalı. Amerika uzun yıllar işte YPG'yi de biliyorsunuz Suriye'de bu anlamda destekledi. DAEŞ'le mücadele açısından ama Trump bunu açıkça söylemişti hatırlarsanız. Bunu Obama kurdurdu. Bir anlamda Amerika açısından en kullanışlı aparatlardan biri terör örgütleri. DAEŞ'te bu anlamda değerlendirmek lazım. Tabii terör örgütlerinin şöyle bir özelliği de var Ecem Hanım. Birçok istihbarat işte örgütüyle de bağlantılılar. Şimdi DAEŞ'i bu noktada eğer bunu gerçekten DAEŞ tek başına yaptıysa kim yönlendirdi? Bunu uzun vadede tabii ki biz de yaşananlarla birlikte göreceğiz ama Rusya'nın tepkisini ben daha net ve sert olacağını düşünüyorum. Çünkü Rusya'nın kendini en güvende hissettiği bir anda, savaş boyunca söylüyorum bunu ben, bir anda gerçekleştirildi. 3 yıllık savaş sürecini dikkate alırsak seçimi galibi, seçimi kazanmış bir Putin var. Ve bütün yaptırımlara rağmen, bakın bugün dünyada en fazla Batı yaptırımına uğrayan ülke Rusya. Biliyorsunuz Kuzey Kore ve İran'da geçti. Batı'nın amacı savaşın başından itibaren neydi? Biz yaptırım uygularsak Rusya ekonomisi çöker ama bizim Rusya'dan aldığımız veriler Rus ekonomisinin son kertede biliyorsunuz büyüdüğü yönünde bir bilgi aldık Rusya'dan önceki günlerde. Tabii büyüme oranı Rusya tarafından gerçek olarak sunuldu mu bilmiyoruz ama en nihayetinde Rus ekonomisi ayakta. Yani Rusya açısından 3 yıllık savaş sürecinde Rus ekonomisinin bütünüyle çökmemesi büyük bir başarı. Putin'in iktidarını 6 yıl daha sürdürecek olduğu bir dönem de ve sahada Rusya'nın oldukça başarılı olduğu bir dönemde bu saldırının gerçekleştirmesi de manidar. Çünkü Rusya özellikle biliyorsunuz kendisine yakın çoğunlukla işte Rusça konuşan veya Rus etnik grubu olan bölgelerde varlığını perçinlemek istiyordu ki gördüğümüz kadarıyla sahada oldukça başarılı ve Amerikan seçimleri var biliyorsunuz. Seçimler de aslına bakarsanız Ukrayna'da
ki yaşanan savaşın sonuçlarını belirleyecek. Görünen Trump'ın iktidara gelme ihtimalinin yüksek olduğunu gösteriyor ve Trump'ın Avrupa'ya, NATO'ya bakış açısını hepimiz biliyoruz. Kendisi ticarette uğraşan bir kişi olduğu için güvenliği de biliyorsunuz bütünle paraya endeksliyor ve diyor ki ne kadar güvenlik, ne kadar para o kadar güvenlik. Bunun aslına bakarsanız söylüyor. Dolayısıyla Ukrayna açısından Trump'ın iktidara gelmesi açısından ciddi bir sıkıntı oluşturabileceğini düşündüğümüz bir dönemde bu saldırının olması da oldukça manidar. Bir de Ecem Hanım, çok komple teorisine gitmek istemem ama biliyorsunuz işte Gazze'de saldırıların çok yoğunlaştığı, Refah'a doğru saldırıların yoğunlaştığı bir dönemde böylesi bir saldırının olması bütün dikkati de biliyorsunuz Rusya'ya ve Ukrayna'ya çevirdi. Dolayısıyla ne yazık ki şu anda İsrail yapmış olduğu katliamları biraz daha dünyanın gözünden daha uzak bir şekilde yapıyor. Dediğim gibi hepimizin yaptığı bir anlamda yoruma dayalı analizler için acaba Gazze'ye olan dikkatin azaltılması için de bu saldırıyla planlanmış olabilir mi? Bu da bir ihtimal dahilinde. Bir de yine Amerika'nın kendi vatandaşlarına uyarıda bulunduğunu siz de ifade ettiniz. Zaten Amerika'nın böyle bir alışkanlığı var. Türkiye'deki terör biliyorsunuz saldırılarından önce de hep Amerika uyarıyor kendi vatandaşlarını ama ne yazık ki Türkiye'ye böyle bir uyarıda bulunmamıştı. Benzer şekilde Rusya'da saldırı öncesi özellikle biliyorsunuz Amerika'da konser alanlarına gidilmemesi noktasında bir uyarı. İlginç bir şekilde bu saldırıda konser izlemeye gelen masum sivillere yönelik bir saldırı olarak karşımızda. Tabii eski Rus başkanı aynı zamanda şu anda biliyorsunuz Uluslar Güvenlik Konseyi yardımcısı olan Medvedev net olarak ölüme karşı ölüm cevabı verdi. Tabii bu yaşananlar Ukrayna'da yaşanan çatışmayı özellikle Rusya'nın baskısını artırır mı? Büyük ihtimalle artıracağı yönünde benim açıkçası bir yorumum olur. Çünkü bir anlamda Rusya'nın ve Putin'in de onuru kırılmış oldu. Bunu gidermek adına da ki Putin'i tanıyoruz az çok. Soğukkanlı bir lider ama mutlaka intikamını alır. Prigojin'de Lenko'da gördük biliyorsunuz geçmişte kendisine karşı yapılan her türlü eyleme zaman geçse de mutlaka cevap veren bir liderle karşı karşıyayız. Dolayısıyla ilerleyen süreçte bu çatışma artar mı onu göreceğiz ama şunu da unutmamak lazım. Biz dediğim gibi Ukrayna'nın işgaline sonuna kadar karşıyız. Nasıl Kırım'ın işgaline karşı olduysak ancak bu savaş sürecin boyunca Rusya sivilleri öldürdü biliyoruz bunu ama aynı şekilde Ukrayna'nın da Rus sınırına yakın bölgelere saldırılarının olduğunu sizle de yaptığımız birçok yayında Ecem Hanım ifade ettik. Ama bu Batı basının hep sansürüne uğradı. Yani daha bu saldırı olmadan önceki iki hafta boyunca da biliyorsunuz Rus sınırına Ukrayna tarafından çok sayıda işte drone saldırılarının ve füze saldırılarının olduğunu zaten savaş boyunca da Ukrayna'nın çok sayıda Rusya'daki sivilleri hedef aldığını da söyleyebiliriz. Dolayısıyla bu yaşananlar bir anlamda Rusya'nın bu konudaki sıkıntılarını da dile getirmesi için bence bir fırsat olmuştur. Çünkü Rus basını incelediğimiz zaman hep bu vurguyu yapıyorlar. Yani bizim çok sayıda sivillerimiz öldürülmesine rağmen Batı basını buna hep göz ardı etti şeklinde yorumlara rastlamak mümkün. Dediğim gibi bir terör eylemi, biz de zaten Türkiye Cumhuriyeti olarak bu eylemi kınadık ve şunu da unutmamak lazım. Yani günün sonunda DAEŞ kim tarafından kullanıldı? Dediğim gibi örgüt veya devlet tarafından kullanılma ihtimalinin olduğunu söyleyebiliriz. Ama bu dediğim gibi ilerleyen süreçte açıkçası netlik kazanacak bir durum. Teşekkür ediyorum. Şimdi aslında terörle mücadele başlığını konuşuyoruz ya, terör konusu bu kadar gündemken Türkiye'nin de bahar aylarında bir operasyonu olacak. Bunun ilk sinyallerini Cumhurbaşkanı Erdoğan verdi. Ardından Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de çember daraldı. Artık o çemberi kapatacağız yorumunu yaptı ki yakın zamanda bir Bağdat ziyareti söz konusuydu. Bir güvenlik zirvesi yapıldı Bağdat'ta. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın orada olduğunu söyleyebiliriz. Ve ortaya çıkan aslında
bir ortak bildiri söz konusuydu. Bir mutabakat içinse aslında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti bekleniyor. Geniş çaplı bir ziyaret olacak. Pek çok açıyı kapsayacak ama elbette Türkiye'nin başlaması planlanan o terörle mücadele operasyonu önemli. Ki o operasyonun ardından da kalkınma yolu projesi hayata geçebilsin. Bölge artık terörden arındırılmış olsun. Hedef elbette ki bu. Şimdi Ekim ayını anımsıyorum. 1 Ekim'de İçişleri Bakanlığı önündeki o hain terör saldırısı. Ardından Türkiye o operasyonlarını zikretmeye başlamıştı. Operasyon ha başladı ha başlayacak demiştik. Tam o sırada 7 Ekim saldırısıyla birlikte Gazze'deki mesele başladı. Biz kaç aydır bu konuyu konuşuyoruz, artık 6. ayında. Gelinen aşama itibariyle şimdi biz tekrar bahar aylarına işaret ettik. Operasyon başlayacak dedik. Bu noktada Karadeniz'i kapsayacak bir yine bir silsile içine girdik. Bu kişiler nereden geçti, bunları tartışırken Türkiye-Rusya arasında ilişki bozulur mu? Bülent Bey'in de dikkat çektiği husus önemliydi. Ortalık karıştırılmaya çalışılıyor daha doğrusu. Bu noktada Gürü Hanım, Türkiye'nin bahar aylarında gerçekleştireceği operasyon önünde bir engel teşkil edebileceği kanısında mısınız? Bu gerçekleşen durumun, Rusya'daki terör saldırısının, DAEŞ'le mücadele koalisyonu toplandıktan sonra da Türkiye'ye yönelik herhangi bir mesaj verilir mi? Beklentiniz, öngörünüz en azından nedir bu hususta? Evet, tabii bunlar kolay sorular değil ama ben bu operasyonun aşama aşama olacağını değerlendiriyorum Ecem Hanım. Yani zaten şimdi operasyonlar hep sürüyor. Evet. Ama geniş çaplı bir işte operasyon beklentimiz var. İlk etapta bunun Irak'ta yapılması, Süleymaniye ile Suriye'nin kuzeyindeki koridorun tamamen kapatılması, o yönde zaten atılmış adımlar var. Önümüzdeki dönemde de artık net bir şekilde iki taraf arasındaki bağın kapatılması, koparılması daha doğrusu. Ondan sonra Suriye'ye dönülmesi yönünde ben bir adım olabilir diye değerlendiriyorum. Yani ikisini birlikte değerlendirmek değil ama tabii dediğim gibi zaten Suriye'de de nokta atış hem MIT'in oluyor hem TSK'nın oluyor. Irak'ta da keza öyle operasyonlar aslında sürüyor. Ama öncelikli olarak Irak'ta o işte beklenen operasyon. En azından Suriye ve Irak arasındaki o koridorun, o geçişin kapatılması sağlanmış olacak en azından o operasyonlar. Tabii. Yani o benim için ben yani onun çok önemli olduğunu değerlendiriyorum. Paşam tabii muhakkak çok daha bu noktada bize kapsamlı bilgiler verecektir ama bu aynı zamanda Amerika'ya da bir mesaj olacaktır. Yani Amerika'ya da biraz hani o zorlayıcı diplomasi bağlamında Irak'la hareket ettikten sonra bak ben kararlıyım bunu yapacağım, ya benimle beraber hareket edersin ya da ben her halbekarda bunu yapacağım. O açıdan değerlendirdiğimizde tabii ki yani şimdi Bülent Bey çok önemli bir şey söyledi. Ben de onu burada Esma Hanım'ı da tebrik edeyim, unutmadan sonra unuturum. Akşamda saati ilerledi biraz da böyle, geceleri ben erken yattığım için unutkan olabiliyorum bu saatlerde. Hocam tebrik ediyorum sizi de. Şimdi Bülent Bey çok önemli bir şey söyledi. Yani şimdi orada bizim tam operasyon yapacağımız bir sırada tekrardan bu DAEŞ meselesinin tırnak içerisinde hortlatılmaya çalışılması tabii ki Amerika'ya da Suriye'de bir meşruiyet katmış olacak. Hem de Amerika'nın işte acaba Irak'tan Suriye'den işte çekiliyor mu, çekilecek mi, çekilse mi gibi yani bir takım soruların gündeme geldiği bir dönemde oluyor bunların hepsi. Ama bu bizim kararlılığımızı değiştirir mi? Yani Ecem Hanım bakın 15 Ağustos 1984 değil mi? İlk büyük terör saldırısı PKK'nın yaptığı. Aradan 40 yıl geçti. Yani hani Sayın Cumhurbaşkanı bunu biz bu yaz bitireceğiz demesindeki ben bir sembolik önem de olduğunu düşünüyorum. Yani biz 40 yıldır terörle mücadele ediyoruz. Yani bu ülkenin bir 40 yıl daha bu meseleyle kendisini meşgul etmemesi lazım. Çünkü bu bizim biraz da elimizi kolumuzu bağlayan bir mesele. Terörle mücadele etmek yerine bizim aslında yapacağımız, ki ona rağmen de çok önemli atılımlar yapıyoruz. İşte milli muharip uçağımızın üretilmesi başta olmak üzere savunma sanayi alanında birçok farklı alanlar. Terör meselesinde artık
sonuna gelindiği takdirde tabii ki çok daha güçlü bir Türkiye olacak. Ama burada Hakan Fidan işte bu hafta başıydı tabii. Bir röportaj verdi, uzun bir röportaj. Orada da pek ısrarla çok açıdan ele aldılar konuyu. Evet, yani şuna ısrarla değindi. Yani biz de PKK'yı, işte PYD, YPG adına ne derseniz deyin, bitirebilecek durumdayız. Buna bu çerçevede gerekli imkan ve kabiliyetlerimiz var. Ama mesele burada üçüncü tarafların sağladığı destek. Yani bugüne kadar 40 yılda biz bu PKK terörünü bitiremememizin arkasındaki sebep bizim güçsüz bir orduya, güçsüz bir istihbarat teşkilatına sahip olmamız değil ki, sürekli birileri fonluyor olması. Mesela demin siz İsrailli siyasetçiyi gösterdiniz. Hani Rusya bunun bedelini ödeyecek diye. Şimdi bizim askerlerimize yönelik Aralık sonunda ve Ocak başında yapılan saldırılar, onca şehit verdik. Tekrar Allah'tan gani gani rahmet diliyorum hepsine. Yani bu saldırıların ben zamanlamasının fevkalade manidar olduğunu düşünüyorum. Çünkü neticede Gazze Savaşı'nda Filistin yanlısı net bir tutum. Bakın, hiçbir Arap ülkesi bu kadar İsrail'i karşısına alarak açıklama yapmazken, Türkiye çok geçmişten bu yana tabii çok net bir tutumu var Filistin davasına yönelik olarak, ama yani Sayın Cumhurbaşkanı'nın kullandığı ifadeleri hiçbir Arap ülkesi kullanmadı. Korktular. Türkiye çok net bir tutum sergiledi burada. Şimdi ondan sonra da bu Aralık'ta ve maalesef Ocak'taki çok talihsiz olaylar yaşandı. Bunların ben hani tabii ki yine burada uzmanlarımız başta paşam olmak üzere daha iyi değerlendirir, ama bu operasyonları, bu saldırıları yapacak imkan ve kabiliyetlerin olmadığı söyleniyor bu teröristlerin. Kimlerden yardım aldılar? Nasıl yaptılar bunları? Dolayısıyla Türkiye'nin artık ne olursa olsun, soruyu çok dağıtmadan tekrar toparlayayım. Değişen bir durum olsa bile, işte bu DAEŞ tekrar hortlatılmaya çalışılsa bile artık tahakkati kalmadı. Bunu ya çözecek ya çözecek. Ya tek başına çözecek ya da müttefikleriyle, komşularıyla beraber çözecek. Bu kadar basit. Teşekkür ediyorum Gülü Hanım. Aynı sorum size olsun paşam. Siz nasıl yorumlarsınız? Şimdi şöyle söylemek istiyorum. Tabii bakın ne dedik? Bizim müttefiklerimiz ve karşımızda olanlar. Şimdi bu terör olayı başladığından beri, 84 yılından beri devamlı bir karşımızda olanlar var. Şimdi bu karşımızda olanlar nedeniyle terörü bitirdikçe biz asker olarak, bakın askerler olarak 90 yılında terör bitti mesela. 84'te başladı, 90'da neredeyse tamamlandı, bitti. Ama 90'da ne oldu? Efendim Körfez krizi oldu. Körfez krizi olunca 650 bin kişi Türkiye'nin içine girdi. Bunların 20 bini teröristti, PKK'lıydı, 20 bini. Dağlara çıktılar, 20 civarındaki dağlara çıktılar bunlar. Biz efendim tamamen Türkiye olarak 1. Körfez Harekatı'na kendimizi vermişken, onlar bir yerde aldıkları destekle Türkiye içerisinde faaliyete başladılar. Bakın bitmiş olan tekrar başladı ve bunu bitirmek için de malumunuz 93, 94, 95, 96 yıllarında büyük kara harekatı ve 94 yılında da çok büyük bir hava harekatı yaptık. Zeli'de 1700 teröristi bir günde tamamen etkisiz kıldık. Şimdi 99'a geldiğimizde işte Öcalan'ın falan da bir yerde tamamen teslim alınmasıyla PKK terörü neredeyse bitti. Ama bakın söylüyorum, karşı tarafın bir gücü var. Bir karşı tarafın gücü devreye giriyor. O da nedir? Efendim işte demokrasi olsun, barış olsun, efendim onun sonucu çözüm süreci olsun. Şimdi çözüm süreciyle 99, 2000, 2001 yılında neredeyse 2-3 kişi terörden bir şekilde şehit oluyorken bir anda işte çözüm süreciyle beraber hızlandı ve ondan sonra çözüm sürecinde bizim o çözüm sürecinin zararını ortadan kaldırmak için 900 şehit verdik. 723'ü asker. Şimdi bakın aynı olay. Şimdi biz tabii ki Türkiye içerisindeki terörü gene bitirdik bakın. Türkiye içerisinde bir sorunumuz yok. Şimdi nedir? Terör nerede var?
Irak'ta Mahmur da var. Söylüyorum bakın, Birleşmiş Milletler destekliyor. Birleşmiş Milletler destekliyor. Karşımızda o var. Öbür tarafta ne var? Efendim Suriye'nin içerisinde Amerika Birleşik Devletleri var. Hava harekatı yapamıyorsunuz buralara. Hava harekatını yapamadığınız yerde kara harekatı da yapamıyorsunuz. O nedenle söylüyorum. Şimdi ne var? Bugün Türkiye tamamen Türkiye içerisinde terörü bitirdiği için Irak'ta da bunu bitirmeyle ilgili işte Irak hükümetinin de çok lehine olan bir husus nedeniyle efendim bir şekilde kalkınma yolunun yapılmasıyla ilgili Irak hükümeti de can atıyor. Bizimle beraber oluyor. Şimdi burada bakın hemen devreye başkaları giriyor. Şimdi paşam bu noktada aklıma da bir soru geliyor. Irak'ta DAEŞ varlığı şu an ne durumda? Bir büyük ölçüde zaten Sincar'dan tamamen çekildiler. Siz de ifade etmiştiniz. Onların yerini PKK ardından İran milisleri büyük ölçüde aldı. DAEŞ'in varlığı nedir? Irak'ta? DAEŞ'in varlığı Irak'ta hemen hemen yok. Yani Irak'ta bir sorun yok. DAEŞ falan var. Yani 3-5 olabilir. Ona biz bakın terörle ilgili olayı sıfırlamak kolay bir olay değildir. Bakın Türkiye'nin içerisindeki biz sıfırlamayı, ben buna sıfırlama derim. Yani aşağı yukarı işte İçişleri Bakanlığı'nın açıkladığı 100'ün bile altına indi konumunda. Ama bir 100'ün bile altında yani bir miktar gene var. Yani terörü tamamen sıfırlamak hiçbir zaman hiçbir ülkenin imkanı dahilinde olan bir işlem değil. Irak'ta DAEŞ'le ilgili bir sorun yok. Burada söyledik biraz evvel Suriye'nin içerisindeki kampı. O kamp kimlerin elinde? PKK-YPG'nin elinde. Ne demek yani? Amerika Birleşik Devletleri'nin elinde. Oradan çıkarıp çıkarıp kullanıyor Amerika. Bu kadar basit. Oradan çıkan şimdi Suriye'den çıkan nereden geçecek de nereye ne yapacak? Mecburen Türkiye üzerinden bir yere gidecek. Yani şimdi bu Rusya'daki olayla bile ilgili Türkiye'nin hiçbir olayı yok. Şimdi burada bizim Irak'taki amacımız bu yolu emniyete almak, kalkınma yolunu emniyete almak. Yani bizim Süleymaniye'ye kadar gitmemiz söz konusu olacağını zannetmiyorum. O bölge zaten Süleymaniye'nin bir yerde Irak'ın doğusu dağlık bir bölge olduğu için hemen onun batısı da düz arazi olup da Irak hükümeti orada güvenliği sağlayabilir. Ve bunu sağlamak istiyor zaten. Onun için Türkiye ile işbirliği içerisinde. Kalkınma yolu hem Irak'ın hayati bir işlemi hem Türkiye'nin hayati bir işlemi. O yüzden bizim yapacağımız harekat gene pençe kilit harekatı kuzeyde düze çıkmak. Bakın tekrar ediyorum kuzeyde düz araziye çıkmak. Yani Mahmur'un biraz daha kuzeyinde Asos'u temizleyeceğiz. Ya oraların Garayı kuzeyinde bir evet, belirli bir ölçüde kuzeyinde çıkmak, belirli bir yerde emniyet. Bakın şimdi şöyle söyleniyor. Hemen deniyor ki büyük bir kara harekat. Yok efendim yapılmayacak bu devir öyle değil. Bu devir başka bir devir. Bu devir devamlı surette yavaş yavaş arkanda efendim emniyeti alarak bakın pençe kilit, pençe olayları kaç yıldır sürüyor yani şu anda. Daha da bu devamlı bir şekilde belirli bir emniyet alınıncaya kadar. Çünkü arkada yani efendim şehirler bırakıyorsunuz. Yani neyi bırakıyorsunuz? Doğu'yu bırakıyorsunuz, Zahu'yu bırakıyorsunuz, Dereci'yi bırakıyorsunuz, Revandiz'i bırakıyorsunuz. Arkada 2 milyon kişi neredeyse bırakıyorsunuz. Bu 2 milyon kişinin de bir şekilde PKK ile irtibatının kesilmesini sağlamanız gerekiyor ki emniyeti daha rahat alasınız. Bu da öyle kolay olmuyor. Yavaş yavaş oluyor. Irak hükümetiyle birlikte olduğumuz için rahatlığa şu anda ermiş vaziyetteyiz. Ama tekrar çözüm süreci istiyorlar şu anda Türkiye'de. Yani bunu nerede görüyoruz? İşte Zana'nın konuşmasında görüyoruz. Zana'nın konuşmasında. Neden Zana istiyor şimdi? Ne zaman efendim terör bitmiştir, çözüm süreci isterler. Bakın aynen söylüyorum. 99'da Türkiye terörü bitirdi. Daha sonraki dönemde tabii iyi niyetle başlatmak istiyor iktidarlarda. Ben ona bir şey demiyorum. Ne diyor iktidarlar? Daha demokratik Türkiye, efendim daha hür bir Türkiye, daha efendim işte halkımıza daha İyi olanaklar sağlayalım diye girişen bir hareket oluyor ama sonucu felaket oluyor.
Onu söylemek istiyorum. Şimdi Türkiye'nin içinde bittiği için hem Barzani sıkışıkta, hem Talabani sıkışıkta, hem de işte efendim Türkiye'deki içeridekiler. Kara yılan ne diyor? Efendim biz diyor şimdi diyor efendim hava savunma sistemleri aldık diyor. Bilmem kaç tane diyor. Efendim İHA'yı düşürdük, SİHA'yı düşürdük diyor. Tamamen yalan atıyor. Paşam virgül koymanızı rica edeceğim. Türkiye'nin olası KYB'ye alacağı önlemleri de birazdan soracağım ama şimdi reklama gideceğiz. Öncesinde eski başkonsolos dış politika analisti Gürü Gezer'e veda edelim. Teşekkür ediyorum katkılarınız için. Ben teşekkür ederim. İyi akşamlar diliyorum sizlere. Sağ olun. Selamlar, saygılar. Çok sağ olun, teşekkürler. Efendim. Gazeteci yazar Bülent Erandar, sizlere de veda ediyoruz. Efendim... Aslında uzun bir yola çıkacaksınız. Bizim için de beklediniz. Çok teşekkür ediyorum hassasiyetiniz için. Sizlere de hayırlı akşamlar dilerim. Ben de iyi akşamlar diliyorum. Misafirlerimize, konuklarımıza da iyi geceler diliyorum. İyi geceler. Çok sağ teşekkürler. Sağ olun efendim. Şimdi özellikle Rusya'daki terör saldırısı, bunun yansımaları, ardından Türkiye'nin gerçekleştireceği, İran kuzeyinde gerçekleşecek, bahar aylarında gerçekleşecek o terörle mücadele operasyonları ve bunun yansımalarını konuşmaya başladık. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın verdiği mesajlar önemliydi. KYB'ye karşı nasıl bir önlem alınacak? İşte bunun detaylarını reklamın ardından konuşalım. Yine çayınızı, kahvenizi alın. Saat başında görüşelim bunda. Değerli izleyenler, Hariciye'nin son dilimiyle karşınızdayız. Özellikle terörle mücadele politikaları nedir Türkiye'nin derseniz, yeni dönemde harekatın gerçekleşeceği, icra edeceği noktaları da esas itibariyle görmek, yorumlamak çok önemli. Haftalardır bu ekranlardan konuşuyoruz, tartışıyoruz. Özellikle Rusya'daki bu terör saldırısının ardından işte gözler bir kez daha terörle mücadele operasyonlarına çevrildi. İşte biz de bu noktada gerek Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in işaret ettiği noktalar, ASOS ve özellikle bu noktada GARE'ye işaret etmişti. Bu noktalar mı hedefte olacak? Elbette Erdoğan Karakuş Paşa'mızla bu konuyu konuşmaya gayret etmiştik. Değerli konuklarımız Esma Özdaşlı ve Levent Ersin Oralı da elbette Skype hattından bizlere katkı sunuyor. Ama önce haritadan başlayalım. Bu sahayı tekrardan bir gösterelim değerli izleyenlerim sizlere. Şimdi özellikle GARE dedik, ASOS dedik. Yaşar Güler neden bu iki noktaya dikkat çekti? Zaten hava operasyonları icra ediliyor bildiğiniz üzere. Tabii ki. Tabii ki. Şimdi bakın yani durum tamamen değişti. 3 gün evvel başkaydı. Bu kalkınma yolu devreye girdi ve Irak merkezi hükümetiyle işbirliğimiz bir araya gelince ortam değişti. Ortam ne? Şimdi Türkiye olarak kuzeyde PKK'yı önleme tamamen Türkiye'ye ait olacak. Benim değerlendirmem Süleymaniye bölgesinde de bir yerde Süleymaniye bölgesindeki PKK'lıların Suriye ile irtibatını kesme görevi de Irak hükümetinin olacak. Peki o zaman Hakan Fidan'ın, Dışişleri Bakanı'nın gerekirse önlemleri alırız yorumu nedir Süleymaniye'ye? Şimdi gerekirse önlemleri alırız şu. Efendim Irak hükümeti yeterli güce sahip olmadığı yerde biz olacağız. Yani biz de dahil olabiliriz. Böyle bir denklemde hala masada. Tabii. Şimdi Irak hükümetinin bizden ricası şu, devamlı da oldu. Sincar bölgesi. Niye? Sincar bölgesi. Sincar bölgesinde çünkü İran'ın kuvvetleri de var. İran'ın kuvvetleri bir zarar görsün istemiyor. Yani İran'la çok iyi ilişkiler içerisinde bulunan Irak hükümeti elbette ki bu konuda bir zarar görülmesini istemiyor münasebetin. Ama İran'da son zamanlarda Gazze olayı nedeniyle bir yerde vaat edilmiş topraklar diye sözde vaat edilmiş topraklarla ilgili olarak İran'ın da bir kısmını aldığını haritada göstermeleri nedeniyle o da kendisi derhal Irak'la ve Türkiye ile işbirliği içerisine girdi. Hı hı. Aynı zamanda zaten Çin'den gelecek bazı mallar hem Pakistan limanlarından hem de İran limanlarından çıkma durumu var. Hı hı. Dolayısıyla İran'da üzerinden geçecek olan malların efendim bir şekilde FAO limanına gelip Türkiye üzerinden, Irak üzerinden, Türkiye üzerinden geçmesinden yararlanacak. O yüzden o da bize
bir yerde yardımla ilgili hazırlığı yapmış konumda. O yüzden göreceksiniz, İran'la münasebetimiz de artacak. Şimdi ben şunu şöyle görüyorum. Rusya bizi şimdi kaybetmek istemez. Hele bugünkü ortamda, hani bu söyledik ya, Moskova saldırısı. Şimdi bu kışkırtmalara kulak asmaz. Bana göre asmaz. Yani tamam, İdlib'de efendim bir takım hususlar var orada, efendim bir şekilde bulmakta. Onda onun suçu da Rusya'ya ait. Onu da söyleyeyim yani. Çünkü onların çoğu efendim aileleriyle beraber İdlib'e geçme hakkını elde ettiler. Bir güneyde devamlı surette iç savaş içerisindeydiler ve Rusya hatta müsaade etti, otobüslerle taşındı, İdlib'e gelindi. Yani bu işte bir anlaşma yaptıysanız oraya dokunmayın. Çünkü Rusya ile ilgili olarak böyle bir sürtüşme içerisine girersek bu sefer Batı bizi zorlar Rusya'ya karşı. Rusya onu istemez. Zaten Türkiye... Efendim devamlı surette kıymetli arkadaşlarım da söylediler deminden, işte Montreux olayı, Karadeniz'e çıkma tabii olayı, Amerika'nın falan, bunlarla karşı karşıyayız. Bir de işte Rusya bizi sıkıştırma noktasına gelirse o zaman biz mecburen Batı tarafına geçer, efendim ne bileyim yani savaşın içinde ülke haline geliriz, söylüyorum. O yüzden Rusya bize karşı mutedil davranacaktır. Zaten kendisi söylüyor. Bunu yaptıran Ukrayna'dır diyor. Tabii ki o Ukrayna'yı cezalandırmak için söylüyor. Diğerlerini söylemiyor bile. Tabii aslında pek çok nokta önemli dediğiniz. Şimdi şu noktaya da dikkat çekmek isterim. Özellikle Türkiye'nin bu pençe serisi operasyonlarının evet, yapıldığı noktalar önemli. Türkiye yıllardır devam ettiriyor bu operasyonları. Elbette sonuncusu ve artık teröre kilit vurması amacıyla pençe kilit operasyonunun başlatılması, Kandil'e kadar olan kısmın, değerli izleyenler, artık tamamıyla terörden arındırılması, yani Haftanin'den başlayan, Metin ile devam eden, ki Gara'da önemli noktaların başında geliyor bu noktada, ZAP yine pençe kilit operasyonunun yoğunlaştığı noktalarda, ZAP Avajin, Bastian Ohat, Hakurk zaten daha önceki operasyonlarda hedeflerden biriydi. Ancak Kandil aslında önemli. Neden önemli? Sembolik açıdan da oldukça önemliydi ama yeni, o sembolik açıdan önemli hale gelen yeni nokta Süleymaniye bir açıdan. Diğer yandan paşamın da her koşulda dikkat çektiği Mahmur. Mahmur'a neden bu kadar aslında söz edemiyoruz, söz açamıyoruz? Çünkü Birleşmiş Milletler varlığı var. O konuda biraz sanıyorum ki arka plan diplomasisi işliyor Birleşmiş Milletler'le. Bu sebeple çok fazla gündeme taşınmıyor ama Süleymaniye ve oradaki Talebani ailesiyle yürütülen temas trafiği, ki önemli, Türkiye zaten Talebanilere de mesajı yineliyor, KYB'ye mesajını yineliyor. Gerekirse önlemi alırız mesajını, ki paşam çok önemli noktaya dikkat çektiniz. Şu ifadeniz önemliydi. Irak hükümeti yapamazsa biz yaparız, biz hazırız. Tabii. Ki Türkiye imkan ve kabiliyetlere sahip. Zaten Asos'a kadar gelmiş. Bu noktada zaten Erbil yönetimiyle de büyük ölçüde zaten eş güdüm halinde bir çalışma devam ediyor. Kerkük'te zaten soydaşlarımız var. O noktanın da tam anlamıyla koruma altına alınması lazım. Yani aslında baktığınız zaman hat tamamlanacak gibi görünüyor. Sincar dediğimiz zaman, Sincar'da da İran dediniz. İran'la münasebetin hızlanması, o görüşme trafiğinin artık farklı bir noktaya taşınması, Sincar'daki İran milis varlığının da belki azalmasına sebep olacak. O da PKK'yı açılan alanı da daraltmış olacak. Yani sahadaki gerçeklik artık sona yaklaşıldığını ifade ediyor. Ben öyle yorumluyorum. Ama söylüyorum, bakın tekrar ediyorum. Arkada belirli bir nüfus bırakıyorsunuz. Yani şimdi bakın, burada şurada Zaha var. Hı hı. Biraz sonra şurada Doğuk var. Efendim Derecik var. Efendim bilmem Revandiz var. Burada aşağı yukarı 2 milyon kişi falan yaşıyor. Dolayısıyla bu 2 milyon kişiyi arkada bırakarak, Türkiye arkada bıraktıklarından herhangi bir saldırı gelmeyeceği şekilde yavaş yavaş yürüyor.
Tabii. Yani bugün de mesela şöyle bir haritayı... Şimdi ama ortak harekat merkezi diyoruz ya, bu evet. Noktada onun önemi devreye giriyor. Tabii onun Irak'la, da önemli. Irak hükümetiyle bu noktada çalışmalar devam ediyor. Ama bu noktaya kadar özellikle iki temas oldu. Üçüncü temas için de Irak'tan bir heyet gelecek. Ama evet. Cumhurbaşkanlarının ziyaretinde, özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaret sırasında Sudani ile yapacağı, başbakanla yapacağı görüşme de belki de karara bağlanacak. Şimdi bakın, herkes rahatsız bundan. Şimdi bu Irak'la birleşmemizden, bizim bir arada harekat yapma düşüncemizden herkes rahatsız. Birincisi kim mesela? Hani herkes diyor ki Barzani bölgesi yardım eder. Yok efendim, öyle bir şey yok. Barzani açık açık söylüyor. Ne diyor? Efendim biz diyor Amerika'nın bu şartlarda diyor 51. eyaleti olsak iyi olur diyor. Yani şimdi o bir rahatsızlığını belirtiyor. Arkasından bakıyorsunuz Süleymaniye'dekiler ne diyor? Batıldır, yok Kubat'tır, Neysil Tarabali falan ne diyor? Onlar ne diyor? Hemen harekete geçtiler. Efendim Irak malumunuz işte mahkemesine, yüksek mahkemesine efendim Türkmenlerin ve Hristiyanların milletvekilliği haklarını kaldırttılar. Yani şimdi biz zannediyoruz ki efendim kuzeyde yani Barzani bölgesi bu konudan çok rahatsız değil. Çok rahatsız. Bakın, zannediyoruz hiç rahatsız değil. Çünkü ha buradan çıkmayacak olan bütün tırlar hemen tamamı Ovacık'tan çıkacak. Tamamen emniyetli yerden, herhangi bir terör faaliyetiyle karşılaşmadan FAO limanına uğraşacak. Bunu hiç istemiyor. Bunu başka kim istemiyor? Elbette İsrail istemiyor. Elbette Amerika istemiyor. Çünkü Çin'in ticareti bir şekilde artacak. Ve Türkiye'nin efendim aynı zamanda Zengezur koridoru da açılırsa efendim Türk devletleriyle ticareti de artacak. Bu şartta Türkiye güçlü, küresel bir güç olma yönünde adım atacak. Bunun için 20 yılı var. 20 yılı onun için söylüyorum. Bu yani Kaan'ı da özellikle söylüyorum. Kaan'dan 1000 tane asgari üretmeliyiz. 300 tanesi bizim korunmamız için Türkiye'nin, 700 tanesini dost ve müttefiklere satmadığınız takdirde bu bölgede bölgesel güç de olamazsınız, küresel güç de olamazsınız. Tabii. Onu özellikle söylemek istiyorum. Bir de bazıları algılamıyor. Efendim şimdi tamam 23 milyar dolar çok büyük para efendim F-16'lara vereceğimiz. Tabii o bir mutlaka düşecektir bir miktarda. Ona bir şey demiyorum ama biz 700 tane efendim Kaan'ı sattığımızda 100 milyar dolar kazanacağız. Tabii. Onun için güvenli durumda olmamız lazım. Bakın bir Rusya'daki terörist olayı Türkiye'yi nasıl etkiliyor? Ki Türkiye özellikle SPRI raporunda da belirtiliyor. O rapor da çok önemli. Türkiye 11. sırada savunma sanayi ihracatında. Evet. Yani evet. Bir de Kaan'ı buna eklediğimizde tabloyu düşünün. İşte onu söylüyorum. Bakın Kaan'ın 1000 civarında üretilip de bir kısmının satılması aşağı yukarı 100 milyar dolar. Hı hı. 100 milyar dolar. Bugün en mukayese edilebilecek. 100 milyon dolardan aşağı satılmıyor ki. Yani siz işte 700-800 tane satarsanız ve bununla ilgili olarak bölgede siyasi güç elde ederseniz ondan sonra tabii ki küresel güce atlama yaparsınız. Tabii bu 20 yıl içerisinde bakın biraz sonra çok güzel bir uydu fırlatacağız. Yani bu TürkSat 6 uydusunu fırlatacağız. Hı hı. Bu uydunun çok özelliği var. Hem gözetleme özelliği var, hem malumunuz haberleşme özelliği var. Bu uydu bizim kendi %81.4'ünü kendimizin ülkemizden ürettiğimiz parçalarla ürettiğimiz bir uydu bu. Hı hı. Bizim aynı zamanda başka çalışmalarımız da var. Tabii ki onlar artık yaptığımız çalışmalar devam ediyor. Onu da söylemek isterim. Teşekkür ederim değerli komutanım. Şimdi Levent Hocam size döneyim bu noktada. Özellikle sahadaki gerçekliği konuşuyorken bu operasyonlar sadece icra edilmeden önce elbette pek çok tarafla görüşmek durumunda Türkiye. Bölgedeki aşiretlerin varlığı, Haçlı Şabdi'yi varlığı, pek çok aslında unsurun farklı düşüncede, farklı kabiliyete sahip, bölgesel etkisinin farklı olduğu pek çok aslında yapıyla da Türkiye bu görüşmeleri sürdürüyor ki Haçlı Şabdi'nin de bu görüşmelerde Türkiye ile gerçekleştirilen, Bağdat yönetimiyle gerçekleştirdiği bu görüşmelerde yer almıştı. O da önemliydi ki
Dışişleri Bakanı Fidan o noktaya da dikkat çekti. Pek çok unsur devrede dedi. Yani aslında Türkiye'nin yürüttüğü bu çalışmanın meyvelerini almaya hazır olduğunu ifade etti. Peki Haçlı Şabbi'nin tutumunu değiştirmesindeki temel sebep nedir? Ve bölgedeki o farklı düşünen aşiretler nasıl ikna edilebilir? Ne kadar zor bir denklem olduğunu bir kere daha görüyoruz. Ve zor da bir coğrafya aynı zamanda. Hem stratejik anlamda çok yönlü, çok boyutlu bir söylem geliştirmeniz lazım ki tüm tarafları ya kucaklayabilin ya da en azından ikna edebilin. Diğer tarafta ise coğrafi denklem bağlamında komutanımın özellikle belirttiği gibi arkanızda bıraktığınız safların sizin aleyhinize bir propaganda yaratmaması, bir eylemin içerisine girmemesi itibariyle açık bir şekilde onları da oluşacak o iktisadi zenginliğe ortak edebiliyor olun. Peki şimdi kim bunlar? Bir defa Mahmur üzerinden gittiğimiz zaman Birleşmiş Milletler'in bizim muhatabımız olduğunu görüyoruz. Irak'ta Türkiye'nin kalkınma yolu projesini geliştirelim arzusuyla sahaya indiğimiz zaman Basra'ya kadar Bağdat'taki merkezi hükümetle doğru bir ilişkinin kurmanın ne kadar zorunlu olduğunu fark ediyorsunuz. Peki merkezi hükümet büyük oranda hangi devletin güdümünde hareket ediyor diye sorarsanız Şii ağırlıklı olan hükümet İran destekli, Tahran destekli olarak hareket ediyor. Şüphesiz İran'la da bu manada temas kurmak durumdasınız. Haçlı Şabi yapısının uzun yıllardan beri bölgede neredeyse bir Irak düzenli ordusu kadar kabiliyet sahibi olduğu değerlendirildiği zaman şüphesiz terörle mücadele noktasında ikna etmeniz gereken gruplardan bir tanesi de o şekilde ortaya çıkıyor ama yetmiyor. Bu defa barıştan yana bir tavır sergileyebilecek Kürt yapılanmalarla sahaya iniyorsunuz ve tek tek görüşüyorsunuz. Kim bunlar? Barzani olabilir. Bakan atandığı zaman ne yazık ki Türkmen gruplarının hiçbirine sorulmadığı gerçeğini görüyorsunuz. O zaman bu sadece bir terörle mücadele değil. Irak'ın toprak bütünlüğünün korunması mücadelesi, Irak'ın kuzeyinde bir terör devleti kurulmasının fiziki anlamda demiyorum. Yani cismani olarak değil, zihinlerde bile artık yer etmemesine ilişkin net bir set çekme projesi ve kalkınma yoluyla belki de Erbil'i de içine almayacak. Geçen hafta çok kritik bir noktaya değmiştiniz. Bükülmesi gerektiğini tüm taraflarla tek tek konuşarak, onları ikna ederek, belki petrolün, doğalgazın bir enerji havzası içerisinde çok daha güçlü şekilde batıya doğru yansıtılmasında kilit rol oynadığımız hususunda tarafların mutabık kalacağı bir zeminin oluşturulmasının bir zorunluluk arz ettiği gerçeğinin farkındayız. O bakımdan denklem evet çok yönlü, denklem çok boyutlu. Orada ödüllendiriliyor aynı zamanda. Dediğiniz gibi reklam pek çok şey demek aynı zamanda. Her ne kadar orada terör yapılanmasının başını çekiyor olsalar da tamamıyla farklı lanse edildiği için, reklam kampanyası bunun üzerinden yürüdüğü için Türkiye'nin yürüttüğü operasyonu boşa çıkarmaya çalışıyorlar. Çok doğru bir noktaya temas ettiniz. Ya bu konuda Ecem Hanım, Japonya konusu mesela çok enteresan söyleyecektim, siz önce davrandınız. Şaşırıyor ve uluslararası alanda bir kamu diplomasisi örneği olarak işte sanki işte özgürlük mücadelesi yapan yapılanma gibi sunuluyor uluslararası. Biliyorsunuz artık devletler arası ilişkilerde en etkin faktörlerden biri kamuoyu, Ecem Hanım. Yani bugün mesela Ukrayna ile ilgili batılı liderlerin düşündüğü en önemli konulardan biri yaşayacakları seçimler. Yalnız bu konuda dediğim gibi askerlerimiz büyük fedakarlıkla zaten askeri ispat anlamında çok başarılılar. Ama bu kara propaganda terör örgütü PKK'nın ve türevlerinin çok ciddi anlamda alan kazandığı, insan kotardığı bir alan haline geldi. Bakın askerlerimizin yaptığı operasyonlarda ortaya çıkıyor. Mesela İsveç'ten, Hollanda'dan insanlar yabancı terörist olarak YPG'de savaşabiliyorlar. Bu nasıl gerçekleştiriyor? Elbette bu terör örgütlerin yapmış olduğu, sizin de ifade ettiğiniz gibi işte naif bir unsur olarak kullanıldığı, işte DAEŞ'le mücadele yapı gibi sunulmasıyla ilgili. Dolayısıyla bu iş yapılanması, El-Kaide artıkları bölgede devam ediyor. O bakımdan Suriye'nin kuzeyinde
YPG ve PYD'ye olan desteğinizi lütfen kesmeyin. Ey İsveç, NATO'ya üye oldun ama sen var olan mühimmat desteğini, teknoloji desteğini sunmaya devam et. Ara ara 50 milyon, 100 milyon euro o bölgeye ödemeye devam edin. Ey Fransa, ey Almanya. Yani o kadar sert ve ağır bir oyun ki bu. Ve bu oyunda o kadar yalnız hissediyorsunuz ki zaman zaman. Tanımlamaları çok kolay yapıyoruz. Oyunu çok şükür ki net bir şekilde okuyoruz. Çünkü artık dış ilişkiler üzerinden yürümüyoruz. Şimdi dış politika yapıyoruz. Yani 1793 Yusuf Agah Efendi, yani Paris, Londra, Berlin büyükelçiliklerimizin açılmasından 240 yıl geçti. Fakat 240 yıl boyunca istikrarlı bir dış politika söylemimiz var mıydı? Biraz daha böyle resme yukarıdan bakıp neymiş ya bunun, parçalardan bağımsız bütününü görebiliyor muyduk o büyük resmi? Hayır. Ama artık görüyoruz ve artık okuyoruz. Demek ki biz PKK'yı İran kuzeyinde hapsedip bitirdiğimiz gün Türkiye'deki bağlantılarını, tam manası sönümlenmesini sağladığımız gün hesap soracağız. Kimden? Suriye'nin kuzeyindeki bu yapılanmadan. Şimdi merak ettiğimiz konu şu. Benim kadar umursuyor mu Şam'daki merkezi hükümet ülkesinin paramparça olmasını? Benim kadar önem veriyor mu Suriye'nin toprak bütünlüğüne? Yoksa bana şu kadarcık bir Şam bölgesi, o bölgede biraz Halep yapılanması yeter mi diyor acaba Esad rejimi? Bunu merak ediyoruz. Oradan 2 milyon üzerinde Türk'ün, Türkmen'in farklı ülkelere, Türkiye coğrafyası, Irak coğrafyasına göç etmek zorunda kaldığı bir alandan bahsediyoruz. Toplam 26 milyon kişinin yaşadığı bir Suriye'den bahsediyorduk 10 yıl önce. Bugün kaldı orada 15-16 milyon insan. Acaba Esad ne kadar azalırsa bu sayı, ben o kadar yüzdesel bazda kuvvetlenirim ve daha rahat yönetirim şeklinde ülkesinin kuzeyinden, ülkesinin doğusundan vazgeçmiş vaziyette mi? Bu kadar fütursuz bir komşunuz olabilir mi? Temel soru bu, ama Türkiye yılmadan hem Suriye'nin yeniden anayasal düzende nefes alabilmesini, hem o bölgede İran'ın, mümkünse Rusya'nın ve Avrupa olsun diyecekler, Irak'ta olduğu gibi, sonra konfederasyon olsun diyecekler, sonra bazı şehirleri özerk yönetim, Kerkük örneğinde olduğu gibi. Hayır, biz yepyeni bir anayasal modeli Şam yönetimiyle beraber gerekirse oturur, kurgular ve sunarız. Bakın deriz, Türkiye Cumhuriyeti'nin anayasası, Irak Devleti'nin anayasası, Lübnan'ın anayasası. Çok bağımsız ve ayrıksız bir anayasal modele sahip olamazsınız. Teşekkür ediyorum değerli hocam kıymetli yorumlarınız için. Emekli Avukat General Doktor Erdoğan Karakuş, sağ olun. Ben teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Ayaklarınıza sağlık efendim. Çok teşekkürler. Diğer yandan MHP MYK üyesi ve akademisyen doçent doktor Esma Özlaştı, sağ olun katkılarınız için. Teşekkür ediyorum Ecem Hanım. Herkese saygılarımı sunuyorum. Sağ olun, saygılar bizden. Hacı Bayram Veli Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Levent Ersin Orallı, sağ olun var olun katkılarınız için hocam. Sizlere, kıymetli konuklarımıza, değerli izleyenlerimize saygı ve selamlarımı sunuyorum. Sevgiler bizden. Bu arada eşinizin de doğum gününü bu noktadan kutlamış olayım. Ona da iyi ki doğdun demiş olalım. Hariciye'den bu haftalık bu kadar. Önümüzdeki hafta yeni gündemlerle umuyoruz barışı konuşmak üzere. Yine buluşuruz bu ekranlarda. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın.